CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali, ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Hedefinde CHP vardı. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında verdi mesajlarını. AK Parti belediyeciliğinin altını çizerken muhalefete hodri meydan diye seslendi. Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa hodri meydan buyursun çıksın ortaya. Ama şehri için hiçbir hayali, şehrinin insanlarına verecek hiçbir hizmeti olmayanların sırf komşunun iki gözü çıksın mantığıyla sırf nefislerini okşamak için yaptıkları cinlikleri de asla tasvip etmiyoruz. Eski defterleri de açtı. İsim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Biz Türkiye yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz. Sıra geldi 31 Mart'ta Bursa'nın ilçelerinde yarışacak Cumhur İttifakı'nın adaylarının tanıtımına. Merkez ilçeleri Osman Gazi'nin adayı Mustafa Dündar, Nilüfer'in adayı Celil Çolak ve Yıldırım'ın adayı Oktay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 17 ismi tek tek sahneye davet etti Erdoğan. Erdoğan'ın bir sonraki durağı sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma oldu. Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyor. Cumhurbaşkanı adaylarını ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler. Etrafında pervane oldukları Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Yerel seçim mesajlarını burada da yineledi. Muhalefetin iradesindeki belediyelerle Cumhur İttifakı'nın yönetimindeki belediyeler arasındaki fark gece ile gündüz arasındaki fark gibidir. Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz. Şayet es kaza böyle bir belediye başkanı çıkarsa herkesten önce biletini biz keseriz. Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a bir darbe daha vurdu. İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Mossad'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 casus yakalandı. Her operasyonda Mossad ağır bir tokat yiyor. Bu başlangıç. Milli İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini tespit etti. Buradaki hedef kitle Hamas, sempatizan yapısı, radikal düşünceleri nedeniyle tırnak içerisinde İsrail karşıtı şahıslar, yani İsrail istihbaratının hedef önceliği olarak Türkiye'de böyle bir çalışma içerisine girdiğini görürüz. Listede İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı 9 şüpheli vardı. Bu kişiler para karşılığı öğrendikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla Mossad'a satıyordu. Peki bu trafik nasıl işliyordu? Bakın tamamen maske hikaye uyduruyorum şimdi. Mesela Filistinli birisiyle evlenmiş Türk vatandaşı, çocuğun velayetiyle ilgili bir sorun varmış gibi, ya bu adamın adresini bize bulur musunuz? Bakın bu maske hikaye. Başvuran İsrail istihbaratından bir unsur. Siz bunu araştırıyorsunuz. Fotoğraf çekme, fiziki tarif alt bulundurma, koordinat belirleme. Bakın bu talepler normal talepler değil. Bu talepler karşısında dedektiflik şirketi çalışanı, ki bu insanlar genelde eski emniyet mensupları veyahut ordu mensupları, bundan şüphelenmesi lazım, bunu bildirmesi lazım. Siz kişinin aracına, evine, bürosuna dinleme cihazı yerleştireceksiniz. Derlediğiniz bilgileri de sizden iş talebinde bulunan kişiyle paylaşacaksınız. Mesleği dedektiflik olan, asker olan, polis olan her kişi bu gelen kişinin kim olduğunu ve niyetinde olduğunu çok rahat anlayabilir. Mossad her ne kadar kendini görünmez zannetse de demode taktik ve başarısız operasyonlarıyla MIT'in radarına çoktan girmişti bile. İsrail istihbaratı Türkiye'nin
son 2 yıldaki kapasitesini hala anlayamamış gözüküyor ve kendisine yönelik bu üçüncü, bundan hala ders çıkaramadığını, hala aynı sistematiği ve planlamayı kendini tekrarlayarak ve yenilik ortaya koymadan devam ettirdiğini görüyoruz. Bu da aslında İsrail istihbaratı içinde bulunduğu çıkmazın da bir göstergesi. Bu tür operasyonlar öyle gelişigüzel, spontane gelişmez. Peşinde MIT'i gezdiren Mossad, takip edildiğinin farkında olmadan belki bir yıl, belki iki yıldır at koşturduğunu zannediyordu ama hep ensesinde biri vardı. O ensesindeki biri faturayı kesti, koydu önlerine. İstihbarat teşkilatımız gerçekten muhteşem işler yapıyor. Ukrayna Karadeniz'de hakimiyetini arttırdı. Rus filosundan Ivanovets füze botunu imha etti. Savaşta ateşkes bekleyenler bu görüntüyle sarsıldı. Gazze'de kara harekatı tam gaz sürüyor. Kassam Tugayları İsrailli askerleri keskin nişancı atışıyla avlıyor. Çatışmaların kısa süreliğine durması ve ateşkes ihtimali bile açlıkla mücadele eden Filistinlileri sokaklara döküyor. Hizbullah saldırısında bir İsrailli binbaşının öldürüldüğü görüntülerin ardındaki hikayeyi Haritz ortaya çıkardı. Elmas 1 füzesi 2006'da İsrail'den savaş ganimeti olarak ele geçirilen Spike 1 füzesinden geliştirildi. Ateşte ve unut mantığıyla çalışan güdümlü füze hedefi görmeden de imha edebiliyor. Haklarını isteyen işçiler Darboğaz'daki Arjantin'de de sokağa çıktı. Polisle yaşanan gerilim zaman zaman şiddet ve çatışmaya da sahne oldu. Eylemciler ölümden döndü. Merkez Bankası'nı kapama vaadiyle göreve gelen Arjantin'in yeni devlet başkanı Milei, çok para harcayan bakanları kovacağını açıklamıştı. Belçika'dan sonra Fransa'da çiftçi isyanını bastırmanın çocuk oyuncağı olmadığını anlamak üzere. Fransız çiftçilerin öfkelerini dile getirme konusunda ilginç yöntemleri de söz konusu. Hemen burada gördüğünüz bir manken asılarak çiftçilerin ne durumda olduğu anlatılmaya çalışılmış. Almanya sınırındaki yolları kapayan çiftçiler seslerini barışçıl yollarla duyuruyor. En azından şimdilik. Avrupa'daki grev dalgasının son adresi Alman havalimanları. 1 Şubat'ta 11 havalimanında başlayan grev yolcuların sabrını taşırdı. Sizin yüzünüzden uçağımı kaçırdım diyenler işçilerle arbede yaşadı. Frankfurt Havalimanı'nda yer hizmetleri çalışanlarının iş bırakması dolayısıyla onlarca sefer iptal edildi. Yüzlerce sefer de rötarlı yapılabiliyor. Ekraba girmek için yeterliğin ne olacak? Onu dahi bilmiyorsun. Arkadaşın değilim ben, senin belediye başkanınım. Tamam başkan. Kabul benleri. Başkan değil, sayın başkan. Üslubuna dikkat et. Ne olacak? Atarım dışarı. Arkadaşın değilim, bana sayın başkan diyeceksin dedi. Belediye meclis üyesinin salondan çıkarılmasını istedi. Ben dışarı çıkmıyorum. Meclis üyesi dışarı çıkmayınca zabıta müdürünü görevden aldı. Talimatım yerine gelmediği için zabıta müdür vekilini görevden alıyor. Bolu'da belediye meclisi Şubat ayı oturumu için toplanmıştı. Belediye başkanı Tanju Özcan'la meclis üyesi İlkay Bayrak arasında üslup tartışması yaşandı. EKAB'a girmek için yeterliğin ne olacak? Onu dahi bilmiyorsun. Arkadaşın değilim ben, senin belediye başkanınım. Tamam başkan. Kabul benleri. Başkan değil, sayın başkan. Üslubuna dikkat et. Ne olacak? Atarım dışarı. Atın arkadaşı, çıkartın dışarı. Çıkmıyorum, ben bir şey yapmadım ki. Aynı zamanda Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan adayı olan meclis üyesi İlkay Bayrak'ın dışarı çıkarılması için oturuma ara verildi. Ama zabıta müdürünün işi hiç de kolay değildi. Ben şöyle şeyler çıkarmam ben öyle. Tamam getir, yapma. Yasa dışarı getir. Özcan salona döndüğünde bayrağın dışarı çıkarılmadığını görünce bir hayli öfkelendi. Herkes yerine alabilir mi? Talimatım yerine gelmediği için zabıta müdür vekilini görevden alıyor. Öfkesini zabıta müdüründen çıkaran Özcan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Geri adım atan Özcan zabıta müdürünü göreve iade etti. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Şu an bulunduğumuz bu daire 2+1 ve 65 metrekare. İşte burada bir banyo bulunuyor. Bu şekilde ilerlediğimiz zamanda da
Bu tarafta bir çamaşırlık var ve diğer tarafta da mutfak bulunuyor ve mutfak dolapları da takılmış durumda. Kimi bitti, kimi de tamamlanmak üzere. Depremin vurduğu 11 kentte yapılan konutlarda artık sıra anahtar tesliminde. Burada toplamda 17 blok bulunuyor. 4 blok 3 artı 1, 13 bloksa 2 artı 1 şeklinde dizayn edilmiş durumda ve toplamda 405 daire var. Burası 6 Şubat'taki depremlerde onlarca binanın yerle bir olduğu Gaziantep'in Islahiye ilçesi. İlçede yapılan konutlarda artık sona gelindi. İlçemizde toplam 4537 tane konut inşa edildi ve bunların birçoğu inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle pazar günü vatandaşımıza teslim edilecek. Sadece Islahiye'de değil, 11 kentte 650 bin 10 konut inşa ediliyor. Yapımına hızla başlanan binaların birçoğu depremin üzerinden bir yıl geçmeden tamamlandı. 7/24 çalıştılar. Hiç kimsenin inanamayacağı bir biçimde buralar hızlı bir şekilde yapıldı. Depreme dayanıklı son teknoloji yapı malzemelerle inşa edilen binalarda sosyal yaşam alanları da unutulmadı. Deprem konutlarının içerisinde sosyal yaşam alanı da yapıldı. İşte bu alanda çocuklar için hem oyun parkı hem de basketbol sahası bulunuyor. Deprem sonrası hızla inşa edilen konutlardan şu ana dek binlercesi teslim edildi. Büyük bir çoğunluğu da Şubat ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek. Dört ay içerisinde dedi ben burayı teslim edeceğim. Dolandırıldım dedi. Paraları da peşin peşin topladı dedi. Battım dedi. Önce deprem ardından da yapı firması vurdu. Hasar gören binanın tadilatı için anlaştıkları müteahhit işi yarım bırakıp sırra kadem bastı. Allah'tan gelene eyvallah, kulu da böyle bizi mağdur etti, rezil etti. 6 Şubat'taki depremlerde Adana'daki 3 bloklu İşoğlu Prestij sitesi hasar görmüştü. Site sakinleri binaların güçlendirilmesi için bir yapı firmasıyla anlaştı. Güvenilir dediler. Referansları var. Bu adamla sözleşme yapıldı 4 milyon 800 bin TL üzerinden. Kasım'ın 21'inde de teslim edilecek. Daire başı 50'şer bin lira veren site sakinleri evleri Kasım ayında teslim almayı umarken yapı firması çalışanları bir anda ortadan kayboldu. Şirket sahibi ise suçu taşeron firmaya attı. Taşeronla sorun yaşadığını ifade etti. İç kısımları yapmadı, yangın merdivenlerimiz olduğu gibi duruyor ve C bloğumuzun hali de bu şekilde, içler acısı. Yapı firması tarafından dolandırıldıklarını iddia eden site sakinleri konuyu yargıya taşıdı. Zaten bu insanlara deprem vurmuş. Bir de müteahhit vuruyor burada. Koskocaman bir kıyamet oldu bizim için. 6 Şubat'taki o felakette eşiyle birlikte canından çok sevdiği 11 yaşındaki ikizleri Zeynep ve Deniz'i kaybetmişti. Acılı baba onların isimlerini taşıyan okulun temel atma töreninde duygusal anlar yaşadı. Onlardan ayrı yaşadığımız her gün, her saat, her dakika, her saniye benim için bir cehennemdi. Hataylı genel cerrahi uzmanı Doktor Yılmaz Şahutoğlu depremin olduğu dakikalarda hastanede operasyondaydı. Kendi kurtulmuştu ama eşi ve ikiz çocukları yerle bir olan binanın enkazında kalmıştı. Yaşamak duygusu her şeyden üstün. Kızların doğum günü kutlamaya hazırlanıyorum ikisini. En güzel bebeklerini Allah'a bahşetti bana. Depremde eşi ve ikiz çocuklarını kaybeden Doktor Yılmaz Şahutoğlu onların ismini yaşatmak için okul yaptırmaya karar verdi. 12 derslikli ortaokul binasının temelini de kendi elleriyle attı. Deniz'in ve Zeynep'in hem eğitimde hem sporda çok iyi yerdeydiler. Başta benim canlarım olmak üzere bu kıyamette yitirdiğimiz bütün canlarımıza Yüce Mevlam'dan yani yani rahmet diliyorum. Karma karışık bir ilişki yumağı ve bu adam başka biriyle evli. Evet. Bu evliliğin yapılmasında bir tehdit, şantaj, başka bir şey var mı? Tehdit, beni ölümle tehditti. Çocuğuma gidiyor, babanı öldürdü. İyimser tavırlarıyla yaklaşıp genç kızın hayatını kabusa çevirdi. Şiddet iddialarıyla suçlanan o adam konuştu, ortalık karıştı. Bize bıçak çaktı evimizde. Evimizde şahidim var. Bu bıçağı niye çekiyor? Ben Elif'e sana evde vermiyorum dedim. Evde Ayşen'le görüşüyor. Ayşen'le konuştuğunu yakaladım. O
yüzden evde kavga çıkarttı. Eski karısıyla mı çarpışıyor? Ben yalan konuşuyorsun. 18 yaşındaki Elif Demirtaş gönlünü TikTok'ta tanıştığı Hüseyin Başkaya'ya kaptırmıştı. Genç kız evlilik hayalleri kurarken bir süre sonra kandırıldığını fark etti. İddia o ki Başkaya ilerleyen günlerde Demirtaş'a şiddet de uyguladı. Tehditlerin ardı arkası kesilmeyince de Esra Erol'dan yardım istedi. Sizi nasıl ikna ediyor? Araba aldı. Siz bu adamla evlilik hazırlığı yaparken düğün öncesinde Şubat'ta bir kavga ediyorsunuz. Evet. Bu senden intikam almak için ne yapıyor? Evlendi. Evlendikten sonra seninle görüşmeye devam etti mi? Evet. Sen onunla dini nikah kıydın mı? Evet, beni kaçırarak oldu zaten. Bu kişi hayatınıza bir hayırsever olarak mı girdi? Hayırsever olarak girdi. Eve geldi, malzeme getirdi. Anladım. Annemin babamın canı için dedi. Peki. Elif'e mi göz diktin dedim. Ha. Hayır dedi, Elif benim kardeşim dedi. Aha. Sakın ben vermiyorum Elif'i sana dedim. Peki sen... nasıl verdin şimdi onlar dini nikahlı? Kaçtılar. Kaçtı, çocuğu kandırmış. Kaç çocuğu kaçırdı. Sen Hüseyin Başkaya tarafından kandırıldın mı? Evet. Kapımızı kırdı. Kızınızı sürekli takip ediyor, taciz ediyor. Beni eve hapsetti. Beni hiçbir şekilde ne arkadaşlarımla ne dışarı çıkabildim. Osman dayısını, bana psikolojik baskı yaptı. Beni bundan kurtardı. Sadece bunu istiyorum. Anlatılanlar akıl almazdı. Başkaya hakkındaki söylemler üzerine canlı yayına bağlandığı açıklamaları ve pişkin tavırları herkesi çileden çıkardı. Bu aile bugün şu anda neden çıktı Esra Hanım? Senden kurtulmak için. Orada yalan konuştukları için yalan onları Allah'a havale ediyorum. Hayırsever olarak bu aileye ben girdim. Bana kızı veren annedir. Hayır. Bana kızı veren babadır. Ya niye peşimde? Günlüğü 20 liradan 17 bin liraya. Yani dışarıda şimdicik. Bir insanın fiyatı 17 bin lira mı yani? Canından çok sevdiği kızını hayattan koparan sürücüye 17 bin lira ceza verildi. Üstelik bu ceza 10 takside bölündü. Bir gün dahi içeride yatmadan çıktı. Neymiş? 18 yaşından güç çıkmış. Sosyal bilgiler öğretmeni Emine Güder yaz tatilini Kütahya'daki ailesinin yanında geçiriyordu. Anne babasıyla köy yolunda yürüyüş yaptığı sırada 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu. Şoför kazadan sonra kaçtığı için alkol testi de yapılamadı. Düğününe 28 gün kala kızını kaybeden acılı baba mahkemenin kararıyla bir kez daha sarsıldı. Benim kızıma ödenecek 17 bin lira canına ödenecek ama avukata verilecek para 29 bin lira. Avukat parası bile etmiyor benim kızım. Karara isyan eden acılı baba mahkeme heyetine seslendi. Sayın hakim hanım, sizin çocuğunuzun başına aynısı gelse aynı kararı verir miydiniz siz de? Çalışma hayatıyla ilgili mevzuat gerçekten karmaşık. Bunun sadeleşmeye ihtiyacı var. 32 milyon çalışanı ilgilendiren iş kanunu değişiyor. Çalışma saatleri, yıllık izinler ve ücretler dahil 20 farklı konuda mevzuat dağınıklığı giderilecek. Yeni düzenlemeler Türk İş Kanunu'nda toplanacak. Esnek çalışma modelleri, uzaktan çalışma modelleri gibi yeni çalışma modelleri de iş kanununda daha net olarak yer alacak. Hazırlanan düzenlemedeki en önemli yenilik aylık ücretin hesaplanması. Mevcut kanuna göre ücretin günlük veya kesintili belirlenmesine ilişkin bir düzenleme yok. Esnek çalışma düzenlemeleri de bu kapsamda yenilenecek. 4 yıllık stratejik planda önemli konulardan biri de çalışanın ücretinin eksik ödenmesi ya da ödenmemesiyle alakalı. Bununla ilgili de yaptırımlar yeniden düzenlenecek. Burada işveren açısından uygulanacak yaptırımı net olarak yasada yer alması sağlanacak. Burada uygulanacak idari para cezalarının 2 katına çıkartılması söz konusu olacak. Hali hazırdaki yeni uygulamalarda bu düzenlemede yasal zemine oturtulacak. İş kanununda tarif ediliyor. Yani evden çalışanla ofiste çalışan arasında özlük hakları bakımından hiçbir fark yok ama bunun daha bir yasal zemine oturtulması, daha net ifadelerle iş kanununda yer alması sağlanabilir. Yeni düzenlemeyle hem çalışan korunacak hem de farklı yasalar altında bulunan haklar tek kanunda resmiyete kavuşacak. İş kanununda aslında biraz da yaptırımları arttırıcı, yani kayıt dışılığın önüne geçecek yeni düzenlemeler gelecek. Öf.
ölmekten korkuyorum. Herkes onu bu yakarışıyla tanıdı. Kaydal. Ben senin bu saatten sonra bunu yaşatmam seni. Şiddete uğradı, baskı ve zorbalığa maruz kaldı. Kapımı yumruklamışlar, camımı, çerçevemi indirmişler. Bu insanlar... Vahşi. Barikat kurdum. Yani gidip adli mercilere şikayet ettim. Elektronik kelepçe takılı cezasızlık suçluya cesaret verdi. Yaşadığı tüm acıların faili eski eşi sadece 2,5 ay hapis yattı. Denedi baktı ki cezasızlık var. Daha fazlasını yapmaya başladı. Dilek Acu eski eşinin uyguladığı şiddete karşı evinin önünde demir kapı ve molozlarla barikat kurmuştu. Barikatlar da yaptığım koca demir de yeterli gelmiyordu. Saldırıları devam eden eski eşi bir süre sonra gözaltına alındı. Zanlı Ahmet Çelik tüm o saldırılarının ardından sadece 2,5 aylık bir tutukluluk süresi geçirdi. İşin daha da kötü tarafı işte Dilek Acu tüm o yaşadıklarına rağmen evinden çıktığı an yine eski eşinin kapısıyla karşı karşıya kalıyor. Yaşadığım ben seni burada yaşatmam. Evimde yaşayamıyorum. Hayati tehlikem var. Evimin önüne bile çıkamıyorum. Neden? Yani ben savaşta mıyım? Neden? Rahat nefes almak için yurt dışına mı gitmem gerekiyor? Ben evime girip çıkarken gerçekten korkuyla yaşıyorum. Mahkeme kararı talihsiz kadının beklediği gibi çıkmadı. Korktuğu başına geldi. 25 Ocak günü Ahmet Çelik hakkında elektronik kelepçe kararı çıktı. Ancak Dilek Acu için bu da yeterli değil. Çünkü elektronik kelepçe henüz takılmadı ve o takılmadığı sürece tehlike altında kalacak. Evleri sadece 10 metre mesafesinde olan eski eşiyle aynı yolu kullanmak zorunda kalan Dilek Acu bu yüzden büyük korku yaşıyor. Şuradan şöyle bakıyorum. Eğer bir sıkıntı yoksa çok hızlı bir şekilde çıkıyorum. Arada 10 metre bile yok. Arkadan yol var. Arkadan gidip gelmelerini sağlayabilir. Aklınıza neler geliyor? Mevlana, etli ekmek. Selçuklu'nun başkenti. Etli ekmeği, tandırı, Mevlana Müzesi derken liste uzayıp gidiyor. Ancak Konya son günlerde daha çok obruklarıyla gündeme geliyor. Bugün itibariyle Konya'da toplam 623 tane obruğumuz var. Son dönemde yeraltı sularının çekilmesiyle birlikte yüzlerce obruğun oluştuğu Konya, obrukları turizme kazandırmak için kolları sıvadı. Turizme kazandırılacak obruklardan bir tanesi de hemen yanı başında bulunduğumuz Kızören obruğu içerisinde yemyeşil yeraltı suyu bulunuyor ve bu obruk yaklaşık 700 yıllık. Evet, yanlış duymadınız. 700 yıllık diyoruz çünkü Selçuklu Hanedanı'nın kayıtlarında bile var bu obruk. O kadar yaklaşmak korkutmuyor mu sizi? Yok. Ya çökerse şimdi? Yok, korkmuyorum. Bu obruk Konya'da oluşan obruklardan oluşum mekanizması daha farklı. Anakya'da oluşan obruklar olarak karşımıza çıkıyor. 228 metre çapı, 170 metre derinliği var. Çöküntü yıllar içinde oluşumunu tamamlamış yer katmanlarını açık şekilde gözler önüne seriyor. İlk bakışta ürkütücü olsa da yaban kuşlarının mesken tuttuğu obruk ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Obruğun içerisindeki yeraltı suyunun seviyesi de aslında oluştuğu zamandan bugüne kadar oldukça yüksekmiş. Bakın karşıda bir su pompası bulunuyor ve o su pompasının hemen yanında önünde bir boru hattı var. O boru hattından çekilen sularla buradaki tarım arazileri sulanıyormuş. Ancak ne yazık ki o su da zaman içerisinde çekilerek şimdi gördüğünüz 40-50 metre seviyesinde derine kadar düşmüş. 36 senede ilk geldiğimde elimi yıkadım ben burada. Kızören obruğunun hemen yanı başında bir de obrukan var. O da Selçuklu döneminden kalma ve bu handa da şu anda bir tadilat var. Restorasyon çalışmaları bittikten sonra bu handa obrukla birlikte turizme kazandırılacak. İnternette, markette, yol kenarında her yerde gelişi güzel satışı yapılıyor. Kimi de bölgenin adını etikete yapıştırarak müşterisine güven vermeye çalışıyor. Acı gibi oluyor şeyse. O zaman içinde çok şeker olduğunu anlıyorum.
O kokuyu alamadım ben. Galiba bir yöntem var suya katılınca falan. Birçok kişi gerçek balı anlamak için kendine göre yöntemler geliştirdiğini düşünüyor ama bilinenin aksine basit testlerle anlaşılması da çok zor. Hileli bal doğru bilinen yanlışlarla değil, sadece yüksek teknolojiye sahip laboratuvarlarda tespit edilebiliyor. En kesin sonuç laboratuvar analizi. Ben bunu kan tahliline benzetiyorum. Bal gurmeleri balın kokusundan, kıvamından ya da tadından o balın gerçek olup olmadığını anlayabileceğini zannediyor ama bir balın gerçek olup olmadığını, hile karıştırılıp karıştırılmadığını anlamak için kesin sonuç laboratuvar analizi ve şimdi o analizlerin yapıldığı tesisteyiz. Bunlardan sadece bir tanesi doğal bal. Şimdi hep bildiğimiz bir şey var. Derler ki bal koyu renkli ise o kaliteli baldır. Koyu renkten başlamak istiyorum. Bal gibi kokuyor aslında. Peki. Bal eğer boğazınızı yakıyorsa o bal gerçektir derler. Peki. Bakalım. Yakmadı. O zaman bu sahte olabilir. Bu sefer de en açığını denemek istiyorum. Bu gerçek bal gibi yaktı boğazı. O zaman gerçek bal mı sizce? Bence bu gerçek bal. Peki. İlk kez bu kadar emin konuşuyorum. 4 numara %50 pancar şurubu içeren bir ürün. Bildiğimiz her şey yanlış çıktı. Gerçeğiyle yan yana koyduğumuz zaman aslında ben direkt koyu olana derdim gerçek bal diye. Evet, çünkü böyle bir algı var. Hileli balın içine konan şuruplar işte buradaki yüksek teknolojik aletle beraber çalıştırılıyor ve ortaya hangi şurubun konulup konulmadığı da çıkmış oluyor. Yılda 8000 örnekte ve her birinde 100'den fazla parametrede analiz yaparak balın hileli olmadığını tespit edebiliyor. Bu cihaz aslında bir balda bulunan bütün şeker şuruplarını tespit edebiliyor. O yüzden bal satın alırken çok titiz davranmakta fayda var. Arıcıdan aldım, memleketten aldım. Üreticiden aldım. Bu nedenle doğaldır. Bunu da söyleyeyim. Tüketicilerimizin de bildiği, güvendiği ve mutlaka etiketli balları almasına yarar görüyorum. Evet, çok uykulu gözlerle döndüm rüyamdan. Sana sarı laleler aldım. Bizler bunu yaşatmaya devam edeceğiz. Sen olmasan buralara gelemezdim ben, sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden. Kelimeler boğazına düğümlendi. Babasının acısı hala çok tazeydi. Oğlu, MFÖ grubunun efsane ismi Özkan Uğur'u anarken sözleriyle salondakileri duygulandırdı. Açıkçası ben hala babamın yanımızda olmayışına inanmakta çok zorlanıyorum. O yıllardır milyonların gönlüne taht kurmuş bir ustaydı. Kaybının üzerinden 7 ay geçti ancak üzüntüsü hala ilk günkü gibiydi. Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Deliriyorlar bize. Ah, vah, ayrılık. Oğlu Alişan Uğur, Bahçeşehir Üniversitesi Radyo Müzik On Air ödül töreninde çıktı sahneye. Sözleriyle yürekleri deldi geçti. Biliyorum ki aramızda fiziken olmasa da eserleriyle, oynadığı dizi ve filmleriyle aramızda olmaya, yaşamaya devam edecek. Babası Özkan Uğur'dan bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Gerçekten çok duygulandım. Bizler onu yaşatmaya devam edeceğiz. Çiçek pazarından. Bana göre altın. Gümüş alıyorlar çocuklarım. Güvenli liman altındı ama rota artık biraz değişti. Yeni moda tasarruf aracı gümüşe dönmeye başladı. Son yıllarda Türkiye'de hem bankalardan hem de fiziki taraf, yani bu kapalı çarşı piyasasında gümüşe olan talebin ciddi anlamda arttığını gözlemliyoruz. Altın yerine gümüş almak istiyorsunuz. Peki illa külçe olarak mı almanız gerekiyor? Elbette hayır. Yani paranız kadar gümüş satın alabilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Hemen gösterelim. İşte gümüşün granül hali var. Örneğin 1000 liralık gümüş alacaksınız. İşte bu şekilde paketin içerisine dolduruluyor. Ardından yatırımcıya teslim ediliyor. Ya ben böyle granül almak istemiyorum. Problem yok.
külçe. Aynı altın gibi, gram altın nasıl 1 kilogram, 100 gram, 50 gram varsa gümüş tarafında da aynı tercih var. Granül gümüşlerde de paranıza göre alabiliyorsunuz. Yani tercihi gümüş, evet, gümüş alıyor şu anda. Ben altının kazandırdığını düşünüyorum. Gümüşün de kendince bir değeri var. Gümüş neden önemli? Gümüş fiziki olarak dünyanın ihtiyacı olan bir emtia. Vatandaşlara, yine yatırımcılara kazandıracağını tahmin ediyoruz. Peki gümüşe yapılan yatırım gerçekten karşılığını veriyor mu? 2022 yılında gümüş altını tahtından etti. Mesela altının getirisi %43'tü, gümüşün getirisi %45. 2023 yılına baktığımız zaman yine altın tarafındaki getiri gram altın tarafında %80 olurken gümüşün gram fiyatının getirisi %57 oldu. Her ikisi de aslında yarış halinde. Gümüş yükselen trend, altınsa son dönemde yatay bir seyir izliyor. Yılbaşında 2070-2075 bandında sattığımız gram altını bugün itibariyle 2050 TL'ye satıyoruz. 1 Ocak'ta 20 gram bir bilezik 38.500 lira civarındayken bugün itibariyle 20 gram bir bilezik 38.000 lira bandında. Artık isteyen istediği rüyayı görebilecek. Başa takılan bir taçla rüyaları şekillendirmek mümkün olacak. Amerika'da bilim kurgu senaryolarını gerçeğe dönüştürecek Halo isimli bir cihaz geliştirildi. Yapay zeka rüyaları kontrol altına alacak. Artık istediğiniz rüyayı görebileceksiniz. Güzelmiş o zaman. Acayip, akıl dışı. Hayalimi rüyamda yaşamak gibi bir şey. Harika bir şey. Peki hayalleri gerçek kılacağı öne sürülen bu Halo isimli cihaz nasıl çalışıyor? Yatarken başa takılan bu cihaz siz uykuda REM evrenize, yani rüya görülen en derin uyku aşamasına ulaştığınızda bunu algılıyor. Ve yapay zeka devreye girerek rüya görmeyi tetiklemek için beyne ultrasonik sinyaller gönderiyor. Ve bu sayede lucid rüyalar görülmesini vaat ediyor. Lucid rüya, rüya gören kişinin rüya gördüğünü bilinçli bir şekilde fark etmesi durumudur. Atatürk'ü görmek isterim, konuşmak isterim. Bir olay yaşadığında keşke şunu söyleseydim dersiniz yani. O olana dönüp onu söylemek isterdim yani. İkimiz bir süper güçle birlikte dünyayı yönetebiliriz. Basketbol maçına çıkmayı isterdim LeBron James'le. Bilim kurgu filmlerde gördüğümüz bu gerçeklik artık hayatımızın tam da içine girmiş oluyor. Cem Adrian'la düet yapmak isterdim. Bir sürü ünlüye eklerdim, beraber otururdum onlarla. Tarkan, Hadise'yle oturmak isterdim. Aynı anda bütün dünyadaki ülkeleri gezmek gibi bir şey olabilirdi. Öyle bir rüya görmek isterdim. Halo'yu üreten Amerika merkezli girişim 2025 yılının son çeyreğinde dünya genelinde çıkış yapmayı öngördüğü cihazın testleri için gönüllü denekler aramaya başladı. Ve şimdiden 400'ü aşkın kişi gönüllü oldu bile. Çok güzel bir şey. Kötü bir gün geçirmişsek o rüyayla kendimizi mutlu hissedebiliriz. İşime yarar aslında, çünkü ben çok kabus gören biriyim normalde. Kabus görmemek tabii hoşuma gider. Bu kadarına da müdahale edildiyse acaba daha neler neler çıkar diye şimdi düşünmüyor değilim yani. Cihazı kullanmanın riskleri de yok değil. Beynin kontrol altına alınması ve cihazın doğrudan beyne yanlış sinyaller göndermesi ya da bu sistemin gelecekte hacklenmesi vasıtasıyla insanların fikirlerinin, düşüncelerinin ele geçirilmesi, yanlış yönlendirilmesi de potansiyel bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zeka aracılığıyla dijital kıyametin kopabilmesi adeta mümkün hale gelmiş durumda. İstikbal göklerdedir. Uyku benim için biraz önemli de. Acaba Uluslararası Uzay İstasyonu'nda nasıl uyuyorsunuz? Ve ISS'de size özel bir odanız var mı? Benim burada uyuduğum bir yatağım ya da bölümüm yok. Japonya'ya ait Kibo modülünün içerisinde bir uyku tulumu kullanıyorum. Lise öğrencileri sordu, Türkiye'nin ilk astronotu yanıtladı. Kendim bıraktığım halde her pozisyonda uyuyabildiğim için o sadece beni kontrolsüz olarak istasyonun içerisinde bir yerden bir yere gitmemi önleyecek şekilde muhafaza ediyor. Türkiye'nin ilk uzay görevini gerçekleştiren Alper Gezer Avcı'nın Diyarbakırlı meraklı miniklerle buluşmasında renkli diyaloglar kayda geçmişti. Orada uzaylı var mı? Uzaylı görseydin ne derdin ona? Uzaylı henüz görmedim ama görseydim Furkan'ın sana selamını getirdim derdim. Alper Gezer Avcı bu kez bilim olimpiyatlarında derece yapan liseli gençlerle bağlantı gerçekleştirdi. Geleceğin bilim insanları uzaydaki deneyleri merak ediyordu. Uzay ortamının insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelediğimiz bir deneyimiz var. Bu deneyde radyasyona maruz kalmanın
kansere neden olan baskılayıcı hücrelere etkisini inceliyoruz. 10:43:53'te Ege'nin uluslararası sularında ülkemize giriş yapıyoruz. Ve 10:44:33'te tesadüfen, bu da çok manidar, Girit'e üzerinden geçiş yapıyoruz. Dolayısıyla program bitiminde sizlerle göz teması sağlamaya çalışacağız. Görevinde başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Ciğeri, çiğ köftesi, lahmacunu, isotu. Peygamberler şehri ve biberin ana vatanı Şanlıurfa, yöresel lezzetleri ve zengin kültürüyle başkent Ankara'ya taşındı. Ankara'da Şanlıurfa'nın havasını, ürünlerini ve Şanlıurfa'nın kültürünü getirdik. Altın Park Expo fuar alanında görece çıkan Şanlıurfa lezzetleri ziyaretçilerden tam not aldı. 3, 2, 1, başla! Damak çatlatan lezzetlerin sergilendiği fuarda çiğ köfte ve kebap yeme yarışmasında renkli görüntüler kayda geçti. Fuar pazar akşamına kadar devam edecek. Antalya'da ise Karadeniz rüzgarı esti. Hamsisi, tereyağı, mısır unu ve vakfı kebir ekmeği. Ve olmazsa olmazı horonu. Karadeniz'in gözde şehri Trabzon, kültürü ve yöresel lezzetleriyle Antalya'ya çıkarma yaptı. Trabzon dilince ilk akla gelen hamsi, mısır ununa bulanarak tavalarda pişirildi ve kuymak eşliğinde beğenilere sunuldu. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği fuar 11 Şubat pazar akşamına kadar devam edecek. Göletler, şadırvanlar buz tuttu. Sarkıtlar oluştu. Sibirya soğukları Doğu Anadolu'yu esir aldı. O illerden biri de Erzurum oldu. Gece saatlerinde Erzurum'un Tekman ilçesinde termometreler -28'i gösterdi. Hal böyle olunca Erzurum Ovası'ndaki ağaçlar kırağı tuttu, şehir adeta buz kesti. Soğuk hava çatılarda da tehlike oluşturdu. Gün içerisinde etkili olan güneşli havayla birlikte çatılardaki karlar da erimeye başlıyor. Ancak gece saatlerinde dondurucu soğuk havanın etkisiyle eriyen karlar bina çatılarında yaklaşık 2,5 metrelik buz sarkıtları oluşturuyor. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde ise termometreler -33'ü gördü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşe gidiyorum, işte Sibirya soğuklarını yaşıyoruz. Ardahan'ın hali bu. Kars'ta da soğuk hava nedeniyle birçok araç çalışmadı. -20'nin üzerinde, -20-25 araları donuyorlar. Ağrı ise -18'i gördü. Murat Nehri buz tuttu, su deposunda sarkıtlar oluştu. Erzincan'da da benzer manzaralar vardı. Havaya serpilen kaynar suyun yere düşmeden buz olduğu görüldü. Gördüğümüz en soğuk kış. İlk defa ben bu kadar soğuk bir kış geçtiğine şahit oluyorum. Serum veya damar yoluna verdiğimiz takdirde kanserli hücreleri işaretleme şansımız var. Lazer ışığına duyarlı bu nano partikelleri kanserli hücreleri yakalayarak damarda yok etme şansımız var. Geliştirdiği tedavi sadece Almanya'da değil, Avrupa'da da ses getirdi. Bize gelen kanser hastası ortalama 10 seans görmekte. Bu ise yaklaşık 2 haftalık bir zaman dilimini kapsıyor. Hasta ağrısız bir şekilde tedavi gördükten sonra 1-2 saat içerisinde eve gidebiliyor. Türk doktor Yadigar Genç, çağın hastalığı kansere karşı lazerli tedavi yöntemiyle herkesi etkiledi. Lazer terapisini 2 yıl önce bir arkadaşımdan öğrendim. Bağışıklık sistemimi optimize etmek ve desteklemek için düzenli olarak kullanmaktan mutlu olduğum son derece yenilikçi bir tedavi yöntemi. İnanılmaz derecede hevesliyim. Bana yardımı büyük. Bu artık sanki benim süper gücüm gibi. Klasik konvansiyonel terapiyle şimdiye kadar aldığımız sonuçlar pek başarılı değil. Doktor Yadigar Genç Köln'de yaşıyor. Kansere karşı cerrahi müdahale, kemoterapi ve ilaç tedavisine alternatif olarak
ilaçsız, lazerli bir yöntem kazandırdı tıp dünyasına. Hücresel bazda kullandığımız immünoterapi yanı sıra yeni geliştirdiğimiz lazer terapileri ve nanoteknolojiyi de kullanarak kanserli hücreleri daha hedefsel, daha noktasal yakalayabiliyoruz. Hastanın kendi kanından üretilen savaşçı hücreler kanserle savaşta tıp otoritelerinden de geçer not aldı. Tedaviyi deneyen hastalar da onlarla aynı fikirde. İstanbul'dan geliyorum. İmmün tedavi ve nanoteknoloji lazerli oldukça başarılı buluyorum. İlaçsız lazerli tedavi yöntemi diğer kanser tedavileriyle birlikte de uygulanabiliyor ve tüm dünyadaki Türklerin göğsünü kabartıyor. Birkaç yöntemi aldım ve çok memnunum. Türk doktoru olarak burada Almanya'da, Köln'de bu kadar başarılı olduğu için çok gurur duyuyorum. Künefesi, kağıt kebabı, tepsi kebabı ve içli köftesi. Gastronomi şehri Hatay birbirinden lezzetli yöresel ürünleri İstanbul'da göreceğe çıktı. Hatay'dan geldik, Antakya'dan geldik. Şu an Atatürk Havalimanı'ndayız. Bütün İstanbulluları, bütün Hatay'ı sevenleri, künefe yemek isteyenleri Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz. Kahramanmaraş depremlerinden en fazla yara alan Hatay, hem esnafına can suyu olmak hem de hızla normalleşme adımları kapsamında iddialı gastronomisi ve kültürüyle İstanbul Atatürk Havalimanı fuarına taşındı. Hatay Valiliği tarafından desteklenen fuara künefe ve kağıt kebabı yeme yarışması damga vurdu. Kanım da açtı açıkçası. Onu da söylemek istiyorum. Tam da şansıma denk geldi yani. Tebrik ederiz. Şükürler olsun, ben kazandım. Fuar pazar akşamına kadar devam edecek. Yeni Kapı'da ise Afyonkarahisar rüzgarı esti. Kaymağı, sucuğu ve pastırmasıyla Afyon İstanbul'a taşındı. Bizim lokumlarımızın diğer lokumlardan ayırt eden özelliği hepsinin doğal olması, içeriğinin doğal olması, ürünlerin doğal olması. İşte şekerinin, sütünün, kaymağının, manda kaymağı, afyon kaymağına has özel olması. Birbirinden lezzetli ürünlerin Yeni Kapı'da göreceği çıktığı fuarda en çok ilgi görense sucuk döneri oldu. Ettir, dönerdir. Bunlar seçenekler arasında sucuk varsa direkt sucuk seçelim. Sucuk çok güzel yani. Ben afyon sucuğu olmadan sanırım yapamam. Yani sabah vazgeçilmezim. Zaten afyonluyum. Fuar pazar akşamına kadar devam edecek. Eda TV adına Sayın Salim Salimoğlu'na plaketimiz takdim ediliyor. Ankara Üniversitesi ödülleri sahiplerini buldu. Akademisyen ve medya temsilcilerinin ödül aldığı gecede ATV Haber'de ödüle layık görüldü. Sayın Salim Salimoğlu'na plaketimiz takdim ediliyor. Ankara Üniversitesi ödül törenini bu yıl ilk kez düzenledi. Ancak geleneksel hale getirilecek. Medyada daima bizim sesimizi duyuran arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız her işin bizden daha çok takipçisi oldular. ATV Haber'inde katkılarından dolayı layık görüldüğü ödülü ATV Ankara Haber Müdürü Salim Salimoğlu aldı. ATV adına aramızda olan Sayın Salim Salimoğlu'nu davet ediyoruz efendim. Törende birçok akademisyen ve medya temsilcisi de ödüle layık görüldü. Tören öncesi Ankara Devlet Modern Dans Topluluğu'nun sergilediği Bir Anadolu Masalı adlı oyun büyük beğeni topladı. Gözümü duman duman bürüdü yine kara geceler. Dönülmezlere yolculuklar belli buna geçer. İki gözüm, gönülsüzüm. Sahibim her gece yıldızların. Hem çok uzak, hem yalnızım. Sana kavuşmak biraz sır kadar uzun. Yine bana yar, kollarında hasret var. Yine bana yar, gözlerinde uzaklık var. Yine bana yar, kollarında.
dudaklarında hasret var yine bana yar. Gözlerinde uzaklıklar. Gözümü duman duman bürüdü yine kara geceler. Dönülmezlere yolculuklar. Belli bu da geçer. Canımın İstanbul köşesi. Gel de gelsin neşesi gönlümün. Canımın İstanbul köşesi. Gel de gelsin neşesi. Efendim 90'lı yıllara damga vurmuş çok güzel şarkılardan biriydi. Canımın İstanbul köşesi. Eskimeyen şarkılardan biriydi ve sözleri de çok güzeldi elbette. Bu güzel şarkısıyla Erdal Çelik'i selamlayarak başlayalım istedik. Günaydın, hoş geldiniz. Bugün 3 Şubat Cumartesi, ATV'de hafta sonuna başladık bile. Olanı biteni konuşmak için özel haberlerimizi, canlı bağlantılarımızı karşınıza getirmek için önümüzde yaklaşık 1,5 saatlik bir zaman var. Umarım iyi şekilde değerlendiririz. Biz tüm bunları yapmaya çalışırken, çabalarken sizin bize Twitter üzerinden göndereceğiniz mesajları da her cumartesi, pazar sabahı olduğu gibi bu sabah da çok önemsiyoruz. Şimdi çok önemli bir gelişme yaşandı dün akşam. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi ve yeni Merkez Bankası Başkanı da belli oldu. Bu gelişmenin detaylarını birazdan karşınıza getireceğiz ama önce isterseniz hemen havanın notlarına bakalım. Nasıl bir hava durumu bekliyor hem İstanbul'da hem yurt genelinde bizi? Sevgili Mahmut Keşan hazır, Kadıköy'de bizi bekliyor. Sözü ona bırakalım. Mahmut günaydın. Hava nasıl? Kadıköy nasıl? Sen nasılsın? İlerleyen saatlerde hem İstanbul'un hem yurdun havanın notlarını dinleyelim senden. Şimdi hemen notlarımı açıp baktığım zaman İstanbul'da hava sıcaklığı bugün çok güzel, güneşli bir hava olacak İstanbul'da. Elbette İstanbul'un bu güzelliği aslında yurdun diğer taraflarına da yansıyor diyebiliriz. Şimdi kameraman arkadaşım Okan Yalçınkaya sizlere Kadıköy manzarasını gösterirken ben de havanın notlarını sizlere paylaşacağım. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı dediğim gibi güneşli olacak ve şu an Kadıköy'de hava sıcaklığı 3 derece ama beklenen kar yağışı hala gelmedi. Tabii ki bunun da altını çizmekte fayda var. Gün içinde hava sıcaklığı 9 derece olacak. Zaman zaman güneş yerini bulutlu bir havaya bırakmış olacak. Bursa'ya baktığımız zaman da hava sıcaklığı 10 derece. Sağanak yağış etkisini gösterecek. Başkenti Ankara'da hava sıcaklığı 6 derece olacak ve güneşli bir hava yine keza aynı şekilde Ankaralıları karşılamış olacak. Eskişehir'de kapalı bir hava var. Hava sıcaklığı 4 derece olacak ve saat 9'a kadar da yine sis bekleniyor Eskişehir'de. İzmir'e baktığımız zaman da Ege'nin sıcaklığı bugün bir kez daha kendini göstermiş olacak. Hava sıcaklığı 13 derece olacak ve güneşli bir hava yine İzmirlileri karşılamış olacak. Manisa'da hava sıcaklığı da 12 derece olacak ve yine güneşli bir hava olduğunda meteoroloji uzmanlarının tahminleri arasında yer aldığını söyleyelim. Adana'ya baktığımız zaman da 16 derece olacak ki 3 Şubat olmasına göre bu hava sıcaklığı Adana için artık Adanalılara normal geliyor. Hava sıcaklığı 16 derece olacak ve güneşli bir hava olacak. Antalya'da 17 derece kapalı bir hava var. Karadeniz'e çıktığımız zaman da Trabzon'da bölge sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı da 10 derece olacak. Yine Artvin'de aynı şekilde hem kar yağışı hem de sağanak yağış bekleniyor. Bölgesel olarak hava sıcaklığı da 6 derece olarak meteoroloji uzmanlarının tahminlerinin arasında yer aldı. Şanlıurfa'ya baktığımız zaman da 11 derecelik bir hava sıcaklığı var ve kapalı bir hava yine bekleniyor. Diyarbakır'da kar yağışı ve sağanak yağış olacak. Hava sıcaklığı da 9 derece ama bu kar yağışı yüksek kesimlerde olması bekleniyor ki alçak kesimlerde daha çok sağanak yağış olacak. Ayrıca şunun da altını çizelim. Meteoroloji uzmanları İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelecek diye herkes soruyordu. Aslında 16 milyon İstanbullu sabırsızlıkla bekliyordu ki bugün yine Şubat 3 ve Ocak ayının sonlarına doğru aslında o yağışın tahminleri yapılmıştı ama tahminler bu kez yine bizleri yanıltmış oldu. Okan Yalçınkaya sizlere Kadıköy manzarasını gösterdi. Ben de meteoroloji uzmanlarının tahminlerini sizlere aktardım. Söz şimdi size bırakalım İbrahim Sadri. Mahmut çok teşekkür ediyorum. Bir yandan senden havanın notlarını aldık. Bir yandan da hakikaten değerli kameramanımız Okan Yalçınkaya'nın görüntüleri eşliğinde Kadıköy'ü, vapurları, martıları, boğazı, arkadaki Haydarpaşa'yı seyretmiş olduk. Çok teşekkür ederim. İstanbul'un nedir sembolleri derseniz bana sorarsanız birinci sıraya o eski formdaki vapurları koyarım. İkinci sıraya simidi koyarım. İstanbul'daki simitçilerin simidini. Üçüncü sıraya da
martıları koyarım. Vallahi güzel geldi ya. İnsan alıyor götürüyor eski yılları. Evet. Sıcak gelişmeyle devam edelim. Açılışta bir cümle söylemiştim. Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan görevinden affını istedi. Erkan son dönemde şahsıma yönelik düzenlenen itibar suikasti kampanyasından ailem ve evladımın daha fazla etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kararın Erkan'ın kendi takdiri olduğunu dile getirdi. Enflasyonun ana eğilimini etkileyen parasal ve finansal koşulları yakından analiz ediyoruz. Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi. Erkan istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz 1,5 yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hedefleri... Hafize Gaye Erkan yürütülen ekonomik programın meyvelerini vermeye başladığını vurguladı. Erkan açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Mehmet Şimşek'e kendisine desteklerinden ötürü teşekkür etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Erkan'ın kararının şahsi ve kendi takdir olduğunu belirtti ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomik programın kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Gaye Erkan'a teşekkür etti, orta vadeli programı uygulamada kararlılık mesajı verdi. Şimdi değerli izleyenler, Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesi sonucu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan isim de belli oldu. Resmi gazetede yer alan karara göre Merkez Bankası'nın başkanı, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Fatih Karahan oldu. Bu önemli bilgiyi de paylaştıktan sonra artık yavaş yavaş gazetelere bakmaya başlayalım. Bu sabah biraz bereketli başladık. Ne açısından? Mesajlarınız açısından maşallah. Birkaç haftadır kine kıyasla diyelim. Bugün böyle bir mesaj bombardımanı var Twitter üzerinden, X.com üzerinden. Teşekkür ediyorum. Galiba bu yarı yıl sömestr tatili nedeniyle şu ya da bu şekilde memleketlerine ya da tatil yörelerine gitmiş olan vatandaşlar herhalde tekrar evlere dönmüşler, dönüyorlar gibi gördüm. Benim algım öyle. Efendim, Sabah gazetesi bugün sizlerle paylaşacağımız ilk gazete. Dün merakla beklenen sonucu bir maç vardı Samsun'da. İşte o maçla ilgili haber Samsun'da, sabahta özür dilerim. Aslan'dan zirveye pençe başlığıyla duyuruluyor okurlarına. Galatasaray deplasmanda Samsun Spor'u da devirdi. Nelson ve Barış Alper'in golleriyle kazanan Sarı Kırmızılılar 5'te 5 yaparak maç fazlasıyla liderliği aldı. Galiba 15. dakikada zaten skor 2-0 olmuştu. Belki de daha erken kolay koptu maç, öyle tabir edebiliriz. Ve hemen yanında Allah'tan rahmet dilediğimiz gerçekten çok değerli bir isim. Onu kaybettik. Bilge Kadın veda etti başlığıyla duyuruluyor okurlarına sabahın. Yazar ve eğitimci Alev Alatlı tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Düşünce ve sanat dünyamıza önemli katkılarda bulunan Alatlı, ülkesine sevdalı bir aydındı diyor Sabah gazetesi. İlerleyen dakikalarda bu konuyu detaylıca konuşacağız. Hastaneler randevu vermiyor. Sokaklar evsiz dolu. İngiltere'nin başkenti Londra'da tatil yapan Sinan Akçıl bambaşka bir dünyayla karşılaşmış. Londra'da karşılaştığı acıklı durumları Sabah gazetesi için Günaydın Ekin'e yorumlamış Sinan Akçıl. Hemen altında yaşı kemale erenler yolumuzu aydınlatıyor başlığını görüyoruz. Değerli izleyenler, Emine Erdoğan Büyüklerimiz Değerlerimiz projesinin tanıtımında konuşmuş. İstanbul'daki Vefahane Yaşam Merkezi'ndeki bir etkinliğe katılmış. Geçmişle bağlarımızın zayıflatıldığı devirdeyiz. Bizim anlayışımızda yeşil kemale erenler toplumun öncüsü kabul edilir, sözleri muteber sayılır dedi Emine Erdoğan. Ve son olarak manşete bakalım. CHP'de herkes köşe kapma derdinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da mücadeleler ve koltuk kavgaları ile uğraşan CHP'yi eleştirdi. Şehirlerimizin sorunları onların umurlarında değil dedi Erdoğan. Tofaş Kapılı Spor Salonu'nda AK Parti'nin Bursa'daki 17 ilçe belediye başkan adayını tanıttı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in ardından Bursa ilçe belediye başkan adayları da böylece belli oldu.
Türkiye, Türkiye. Hep yeni, hep ileri AK Parti. İşte CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali, ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Hedefinde CHP vardı. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında verdi mesajlarını. AK Parti belediyeciliğinin altını çizerken muhalefete hodri meydan diye seslendi. Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa hodri meydan buyursun çıksın ortaya. Ama şehri için hiçbir hayali, şehrinin insanlarına verecek hiçbir hizmeti olmayanların sırf komşunun iki gözü çıksın mantığıyla sırf nefislerini okşamak için yaptıkları cinlikleri de asla tasvip etmiyoruz. Eski defterleri de açtı. İsim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Biz Türkiye yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz. Sıra geldi 31 Mart'ta Bursa'nın ilçelerinde yarışacak Cumhur İttifakı'nın adaylarının tanıtımına. Merkez ilçeleri Osman Gazi'nin adayı Mustafa Dündar, Nilüfer'in adayı Celil Çolak ve Yıldırım'ın adayı Oktay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 17 ismi tek tek sahneye davet etti Erdoğan. Erdoğan'ın bir sonraki durağı sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma oldu. Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyor. Cumhurbaşkanı adaylarını ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler. Etrafında pervane oldukları Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Yerel seçim mesajlarını burada da yineledi. Muhalefetin iradesindeki belediyelerle Cumhur İttifakı'nın yönetimindeki belediyeler arasındaki fark gece ile gündüz arasındaki fark gibidir. Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz. Şayet es kaza böyle bir belediye başkanı çıkarsa herkesten önce biletini biz keseriz. Devam edelim efendim. Sabah gazetesine bakmıştık. Hürriyet gazetesinin birinci sayfası şimdi karşınızda. Bir tartışmayı birinci sayfasına taşımış Hürriyet. İyi tereyağı sarı mı beyaz mı diye soruyor. Bu sorunun cevabını ilerleyen dakikalarda biz de kendi özel haberimizle karşınıza getireceğiz. Hemen altında manşet var. İnsanlığı öldürdü başlığıyla. Hepimizin yüreği çok yandı. Mutlaka haberiniz vardır. Hakikaten insanın dişlerini sıkarak izlediği ya da okuduğu bir haberdi bu. Taksi şoförü Oğuz Ergi henüz 44 yaşındaydı. Soğukta üşümesin diye Delil Aysal'ı aracını almıştı. Aysal'ın Ergi'yi alçakça öldürmesi tüm Türkiye'de büyük infiale neden oldu. Çok doğru bir başlık atmış. Hürriyet insanlığı öldürdü diyerek hakikaten. Ah. Devam edelim. İcraatımızla yarışmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin Bursa ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu. Önemli açıklamalar yaptı. Az önce detaylarını karşınıza getirdik. 30 saat uçacak, okyanusa düşecek. Bir başka önemli başlık, uzaya çıkan ilk Türk Alper Gezer Avcı ile ilgili. Bugün dünyaya dönüyormuş Alper Gezer Avcı değerli izleyenler. 13 farklı bilimsel deney yapmış Uluslararası Uzay İstasyonu'nda. Bu arada şimdi yönetmenim kulağıma bir bilgi notu iletti. Onu da paylaşayım bu meseleyle ilgili. Biz bugün dünyaya dönüyor diyor gazete ama olumsuz hava şartları nedeniyle, öyle mi, doğru mu söylüyorum? O iniş ertelenmiş. Ne zaman yeniden planlanacağını da belli olduğu zaman sizlere iletiriz. Ve son bir başlık Hürriyet'ten. Kaleler haftaya kaldı. CHP'de
aday belirleme toplantıları dün de gece geç saatlere kadar sürdü. İstanbul ve Ankara'da önemli ilçelerde aday belirlenemedi diyor Hürriyet gazetesi. Şimdi bu meselenin detaylarını içeren haberimiz karşınızda. Bu hafta sonunda çok büyük oranda adayların tamamı açıklanmış olacak. Aday kriziyle boğuşan CHP'de gözler DEM Parti'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına çevrildi. DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığıyla ilgili kararına göre CHP yol haritasını belirleyecek. Ayın 3'ünde yeniden Merkez Yürütme Kurulumuzun toplantısı var. Büyük kentlerde çıkaracağımız adayları da orada tartışıp daha sonra kamuoyuna duyuracağız. Elbette ki oylarına talibiz. CHP ve DEM Parti arasında kurulan pazarlıkta hala sonuca varılamadı. Pazarlıkta el yükseltme peşinde olan DEM Parti, İzmir başta olmak üzere Ankara ve İstanbul'da da aday çıkarma kartını gündemde tutuyor. Başak Hanım muhtemel olabilecek en güçlü aday arkadaşlarımızdan birisi. Kulislerde Adalar ve Esenyurt Belediyesi diye başkanlıkları için CHP'nin DEM Parti'nin kararını beklediği konuşuluyor. DEM Parti'nin büyük şehirlerde aday çıkarmaması durumunda Esenyurt ve Adalar DEM Parti'ye bırakılacak. Öcalan'a özgürlük ve üzerindeki tecritin kaldırılması için 1 ve 15 Şubat tarihleri arasında bir yürüyüş gerçekleştirecekler. Tabii masada sadece ilçe belediye başkanlıkları değil, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına kadar giden talepler de var. CHP'nin bu konuda ne yapacağı merak konusuyken bir yandan parti içindeki krizler sürüyor. Ekrem İmamoğlu olmayan bir yetkisini kullanıyor ve partinin kurumsal kimliğini tahrip ediyor. Ön seçim sözü tutulmadı, tepeden atamalar yapılıyor. İlçe başkanları ilçelerine atanan adayların çoğunu tanımıyor. Değişim sözü çuvalladı. Örgüt büyük bir infial halinde. Eş başkan yorumları yapılan Ekrem İmamoğlu'nun aday belirleme sürecindeki etkisine tepkiler de dinmiş değil. Denizli'de de Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı genel merkeze sitem ederek aday adaylığını geri çekti. 64 gün oyalama. Ben il başkanına bir haftadır ulaşamıyorum. Bunu ciddiyetsizlik olarak alıyorum. Nezaketsizlik olarak da değerlendiriyorum. CHP'de adaylıkları açıklanan bazı isimlerin de geri çekileceği iddiası gündeme düştü. Adaylığınızın geri çekilmesi yönünde basına yansıyan bazı gelişmeler var. Hala birileri biz aday olayım diye bastırınca böyle bir şey oluyor. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş partideki bölünmeden dolayı kapalı kapılar ardında yaşananları böyle anlattı. Efendim siz haberi izlerken ben de gelen mesajlarınıza bakıyordum. Şöyle birkaç tanesini hızlıca göstereyim Mustafa'ya. Önce bir kendimizle başlayalım. Şöyle günün ilk mesajı buydu. İlk tweet'i biz attık. Efendim işte bendeniz, dekorcumuz sevgili Yüksel, ses operatörümüz, sesçimiz sevgili Kadir ve üç kıymetli kameramanımız Mustafa Yıldır ve Murat'la bu fotoğrafı çektik. Böyle güzel bir arşiv oluştu bende. Her cumartesi pazar yayına başlamadan önce kameraman arkadaşlarla böyle fotoğraflarımızı çekiyoruz. Ben hepsini de biriktiriyorum ben. Bakarsınız ileride bir sergiye falan dönüşür. Mehmet Turnacı Bey, günaydın, hoş geldiniz. Efendim Doğa Cenneti Şen Mahalle'den. Osman Gönlüm Bey, Denizli'den çok güzel iki fotoğraf paylaşmış. Bu 1995 yılında, özür dilerim parladı, çocuklarıyla çektirdiği fotoğraf. Bu da bugün torunlarıyla, o çocuklarının çocuklarıyla. Ne güzel bir servet bahşetmiş size Mevlam. Selamlar Denizli'ye Osman Bey. Adana'dan bir fotoğraf Türkay Durgut Bey'den, teşekkürler. Bu da bakalım Rize Dumankaya Köyü'nden sevgili Betül'ün böyle güzel bir pozu. Peki devam edeceğiz mesajlarınıza ve fotoğraflarınıza bakmaya ama şimdi gazete paylaşmam gerekiyor sizinle. Milliyet gazetesi ve hemen manşetine bakalım. Önce mucize sonra hayat oldu. Güç verdin bebeğim. 6 Şubat depreminde enkazdan 128 saat sonra çıkarılarak mucize değildi. Ne bu hakikaten ya. Türkiye'ye umut olan 3,5 aylık Vatin, şimdi varlığıyla felçli kalan annesine yeni bir hayat vermeye çalışıyor diyor manşette Milliyet. Detayları da bu özel haberde. Değerli izleyenler, habere de meslektaşımız Çiğdem Yılmaz imza atmış. Mossad'ın casusluk ağını MİT çökertti. Bu önemli bir haber. Hemen iki satır paylaşalım. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet'in İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda Mossad'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Detayları yine Milliyet'te. Hemen yanında
Bu da sıcak bir gelişmeydi. İran yanlısı gruplar vuruldu. ABD'den misilleme, ABD Ürdün'de 3 Amerikalı askerin öldüğü saldırıya misilleme olarak Suriye ve Irak'ta İran destekli gruplara hava saldırısı başlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bombardıman uçaklarının da katıldığı operasyonda 125 hassas bombanın kullanıldığını ve 85 hedefin vurulduğunu açıklamış. Biz şimdi tekrar iç siyasetle devam edelim. AK Parti'deki ve CHP'deki gelişmeleri karşınıza getirmiştik. Şimdi İYİ Parti'ye bakalım. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki para tartışmasına CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu değerli izleyenler. Gazeteye verdiği röportajda Akşener'in CHP'den bir kuruş para almadık sözlerini doğruladı Kılıçdaroğlu. Bu çıkış sonrasında gözler doğal olarak Özgür Özel'e çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi ve emrinde olan belediyeler eliyle bize 1 lira 1 kuruş para yardımı yapmış mı? Sayın Özel, sorun genel başkanınıza. O zaman grup başkan vekiliydiniz, belki bilmiyorsunuzdur. Benim ne Kemal Bey'e sormaya ihtiyacım var ne bir başkasına. Özgür Özel sormaya ihtiyacım yok dedi ama Kemal Kılıçdaroğlu yanıt vermekte gecikmedi. Özel'i yalanlayıp eski ittifak ortağını doğruladı. Meral Hanım merttir ve bu bilinsin istiyorum. Özel, İyi Parti'nin para alarak siyasetini şekillendirdiğini ima etmiş, Meral Akşener'in sert tepkisini çekmişti. Herkes haddini bilecek, hukukunu bilecek. Sayın Genel Başkan bizden kavga etmek istiyor. Bunu benim kaldırmam mümkün değil. Ben Sayın Genel Başkan'la kavga etmeyeceğim. Özel, Akşener'in tepkisini böyle geçiştirmeye çalıştıysa da eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti ile ittifak yaptıkları dönemi hatırlatarak topa girdi. Bir gazeteye verdiği röportajda İyi Parti ile CHP arasında herhangi bir para alışverişi asla söz konusu olmadı. Meral Hanım gerçeği söylemiş dedi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Efendim bu arada İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi CHP arasında patlak veren afiş krizi iyice büyümüş durumda. İyi Parti seçim kampanyası için hazırlattığı afişleri billboardlara asmayan şirketten yazılı bir açıklama talep etti. Ama şirket İyi Parti herhangi bir cevap vermedi. Partililer bu konuda çok öfkeli. Şirkete telefon açan bu fevkalade cabbar arkadaşları kapalı kapılar ardında aslan kesilip iş icraata geldiğinde ise meydana çıkmaya cesaret edemeyişleriyle tanıyoruz zaten. Ekrem İmamoğlu'na taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir. İyi Parti ile CHP arasındaki afiş krizinde yeni perde açıldı. İyi Parti kampanya afişlerinin billboardlara neden asılmadığıyla ilgili şirketten yazılı cevap istedi. Ancak şirketten o açıklama gelmedi. İlgili şirketten yazılı olarak da bize bu cevabı vermelerini istedik. Hala bir cevap yok. Sayın İmamoğlu ve Sayın Özel bu konuda bir açıklama yaptılar. 24 saat geçti. Herhangi bir olumlu seyir, adım, girişim olmamıştır. İyi Parti'nin seçime tek başına girme kararının ardından iki parti arasında gerilen ipler kopmuştu. Afiş krizi gerilimi iyice tırmandırdı. Sesimizin kısılması, çok temel haklarımızın engellenmesi doğru bir siyasi anlayış değil. Ve bu hatadan bir an önce de dönülmesi gerekir. İyi Parti'nin seçim kampanyası için hazırlanan afişler Ankara, İstanbul ve İzmir'de yerlerini asılamadı. Ancak aday gösterilmediği için CHP'den istifa eden Battal İlgezdi, o afişleri kendi ilçesi olan Ataşehir'de billboardlara astırdı. Ve CHP ile yaşanan afiş krizinde İmamoğlu'nun İyi Parti'ye operasyon yaptırdığı iddiaları. Kimse böyle bir pankartın asımına Ekrem Bey'den habersiz hayır diyemez. Bu parti bir operasyon partisi değil. Kimseye operasyon çektirmeyiz. Efendim adının açıklanmasından sonra deyim yerindeyse jet hızıyla çalışmalara başlayan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum sokak sokak gezmeye devam ediyor. Dün yine yoğun bir programı vardı. Şimdi o programa bakalım. Sana hizmet etmeyen iki cihanda mesul, heybetinle doğru kalk yeniden İstanbul.
Durmadan, usanmadan koşmaya, gayret etmeye var mısınız? Mahalle başkanları buluşmasına telefonla katıldı. Murat Kurum'u partililere emanet etti. Murat kardeşimiz sizlere emanettir. Emanetine emanettir efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum'un programına telefonla bağlandı. Şu anda inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığınız bu toplantının 31 Mart akşamının müjdesi olmasını diliyorum. Erdoğan partililere kurumda pazarcı esnafına sürpriz yaptı. Bağcılar da pazarcı önlüğünü giydi, tezgahın başına geçti. Sık sık yiyeceksin, sık. Başkanım sen yakıştı. Hani domatesler ne oldu? Domatesleri verdin. Hadi bakalım, koy. İlgi yoğundu kuruma. Gençlerle de karşılaştı pazarda. Vaatlerini yineledi. Çok güzel vaatler verdik. Dinledin mi? Takip ettin mi? 10 bin lira burs vereceğiz. Her üniversite öğrencisi. Evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. Öğrenci evlerine. Cumhur İttifakı adayı kurum seçime 2 ay kala kritik bir ziyarette daha bulundu. Murat Kurum'un ilk ziyareti Kandilli Rasathanesi oldu. Burada Rasathane Müdürü Haluk Özener'le bir araya geldi ve şu anda deprem izleme salonundalar. El birliğiyle yapacağız. Bilimin ışığında yapacağız. Bilim insanlarıyla beraber yapacağız. Olası bir Marmara deprem konusunda önem vermesi bizim için çok değerli. Bundan sonra da inşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapacağımız bir protokolle Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi artık iç içe tüm verileri alan, tüm verileri anlık aktaran, bu verilere ilişkin tespitleri, tedbirleri alan bir belediyemiz olacak. Kurum Çekmeköy'de sivil toplum kuruluşlarıyla da buluştu. Bu defa mesajı Cumhuriyet Halk Partisi seçmenineydi. Ben Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizin de oyuna talibim. Bu asla öyle kuru kuruya bir talep değil. Bu talep tek taraflı bir şey değil. Tam aksine karşılıklı gönül sözleşmesi olacak. İşte İstanbul. Devam edelim. Bir gazete daha getirelim karşınıza değerli izleyenler. Akşam gazetesinin birinci sayfası hemen logonun sağ üstünde aklını ve yüreğini büyük Türkiye'ye miras bıraktı başlığını görüyoruz. Alev Alatlı'yı kaybettik cümlesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi yazar ve akademisyen Alev Alatlı vefat etti. Tedavi gördü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim Alatlı'ya. Ve manşet. Devlet Baba sözünü tuttu. 362 gün sonra ilk anahtar. 6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da yapılan 7275 konut bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini bulacak diyor manşette Akşam Gazetesi. Ve hemen yanındaki biz reklam aramızdan sonra karşınıza detaylarını, son gelişmeleri de getireceğiz. O acı haber var. Baban ölüyor. Ambulansı ara. İyiliğin katili bunu da yapmış. Delil Aysal'ın taksi şoförü Oğuz Erge'yi öldürdükten sonra kızını, yani katlettiği şoförün kızını aradığı ortaya çıktı. Yani kelimelerin bazen bittiği anlar vardır ya, hiç şüphesiz bu haber hepimizi o şekilde yakaladı. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyoruz. İnsanın acısı sevgisi kadar. Akşam gazetesinden sizlerle paylaşacağımız son başlık bu. 6 Şubat'ta eşini ve iki çocuğunu kaybeden Emre Bozkurt, her gün oyuncaklarla mezarlığa gidiyor. Fotoğrafı görüyorsunuz değil mi? Günün büyük bölümünü Kahramanmaraş'taki mezarlıkta geçiren Bozkurt, eve nasıl eli boş gitmiyorsam buraya da elim boş gelmiyorum. Acımı onlarla yaşıyorum. 10 yıl geçse de değişmez demiş. Ve işte orada yatan, mezarlıkta yatan depremde kaybettiği çocuklarının isimleri. Aynur Altun, Arya Beren ve Egemen. Allah sabır versin, insan başka söyleyecek bir kelime, bir şey bulamıyor. Bu 100 yılın acısı, felaketin ardından yaşanan böyle çok fazla sayıda acıya, yarım kalmış hayatlara tanıklık ettik. Mevlam bizi bir kez daha bu tür acılarla karşılaştırmasın, yüzleştirmesin, imtihan etmesin diye dua ediyoruz. Efendim, bir reklam arasına gideceğiz. Yaklaşık 15-16 dakika kadar sizlerden izin talep edeceğiz. Reklamların ardından ikinci bölümde hem çok sayıda özel haberimiz var, hem diğer önemli gelişmeler, hepsi karşınıza gelecek. Arada derede fırsat bulursak da size şiir okuyup bir böyle şarkı paylaşma gibi bir niyette taşıyoruz. Şimdi izninizle
Reklamlara gidelim. Reklamların ardından tekrar burada yolculuğumuza devam edelim. Yeniden günaydın. 3 Şubat Cumartesi sabahında reklam aramızın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Saat 10'a dek canlı yayınımız sürecek. Televizyonlarını açarak aramıza katılan, katılmaya devam eden kıymetli hanımefendilere, beyefendilere de bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Şimdi ikinci ve son bölüme maalesef acı bir haberle başlayacağız. Antalya'da yaşayan 17 yaşındaki Aysel Betül Karakaş, okul arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyordu. Onun cenazesine gitmişti ve cenaze töreni sonrası yolun karşısına geçtiği sırada bir trafik kazası, korkunç bir trafik kazası geçirdi ve o kaza sonucunda hastanelik oldu. Yoğun bakımdaydı ve ne yazık ki 8 gün sonra o da yaşam mücadelesini kaybetti. Sürücü, o serbest. Ben yanıyorum şu an. Benim yüreğim yanıyor. Ben ne diyebilirim? Arkadaşının cenazesinden dönüyordu. Yolun karşısına geçmek istediği sırada hızla gelen bir sürücünün kurbanı oldu. Korkunç kaza, lise öğrencisi genç kızı hayattan kopardı. 21 Ocak gecesiydi. Antalya'da yaşayan 12. sınıf öğrencisi Sadullah Eren Çiloğlu, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç hayatını kaybetti. Cenazesi vardı. Arkadaşı Aysel Betül Karakaş da onu kaybetmenin acısını yaşıyordu. Törene katılmış mezarlıktan dönüyordu ki iddia o ki hızla geçen bir araç yolun karşısına geçtiği sırada Karakaş'a çarptı. Çok üzgünüm. Ben yanıyorum şu an. Benim yüreğim yanıyor. Ben ne diyebilirim ki? 17 yaşındaki genç kız geçirdiği kaza sonrası ağır yaralandı ve ne yazık ki 8 gün sonra verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi evlat acısıyla kahroldu. Bir tarafta organlarını isteyen hanımefendi, diğer tarafta da doktor beyefendi. Çocuğunuzun dedi beyin ölümü gerçekleştirdi, fişini çekmemiz lazım. Biz inanamadık. Bu gerçek değil dedik. Bu olamaz dedik. Bir daha bakın. Annesi çıldırdı. Ona çarpan sürücüye gelince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yoğun bakıma soktuğu insanın kimleri vardı? Annesi mi var, babası mı var, kardeşleri mi var? Bunlar ne hissediyor? İstemez miydim ben acılarımızı az dahi olsa paylaşmanı? Ben senin o gözlerinde beklerdim. Zerre bir suçum varsa bile o vicdan azabı hissini duymanı. Ama sen bunu orada göstermedin. Sömestr tatilinde gelen feci haber sonrası ne acı ki sınıftan iki öğrenci eksildi. Genç kız da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şimdi efendim biliyorsunuz trafik cezaları işte ne bileyim hız limitini aşma, hatalı sollama vesaire ara ara güncelleniyor doğal olarak. Ama bizim bu trafik yasalarımız yani trafikteki ceza yasaları çok güncellenmiyor galiba. Yani nasıl oluyor ben anlamıyorum. Neden o kişi dışarıda? Diyelim ki karşıdan karşıya geçerken kız da hatalıydı ya da hatalı geçti. Ama neticede bir insanın ölümüne sebep olan bir durum var ortada değil mi? Fotoğraf o işte gördünüz ailenin yaşadığı durumu. Bilmiyorum yani en azından hani tutuklu yargılanması gerekmiyor mu? Bunu bir kenara bırakalım. Taksici Oğuz Erge. Evine giderken soğuk havada üşümesin diye aracını aldığı yolcunun silahlı saldırısına uğramıştı hatırlayacaksınız. Ve tedavi gördüğü hastanede de hayatını kaybetmişti maalesef. Onu hayattan koparan saldırgan suç makinesi çıktı. Beklenildiği gibi talihsiz taksi şoförü için düzenlenen cenaze töreninde ise elbette gözyaşları vardı ve öfke vardı. Borcunuz anda 221 yatış. İyi bir arkadaştı, iyi komşuydu. Kendi halinde bir çocuktu. İşini bitirmiş eve giderken üşümesin diye aracını aldığı yolcu onu kalleşçe sırtından vurmuştu. Hastaneye kaldırılan taksi şoförü hayatını kaybetti. Ya bazı insanlara güvenmeyeceksin. Söyleyecek söz de bu işte bulamıyoruz. Evet.
Ama tek tesellimiz failin yakalanması. İzmir'de taksicilik yapan Oğuz Erge, araca müşteri olarak binen 19 yaşındaki Delil Aysal'ın silahlı saldırısına uğramıştı. Gelme sen dedi, ben de kapatırım, uyurum. Ondan sonra sabah arabayı teslim ederim, sen uyandıktan sonra gelirsin demişti. Evine giden Erge, saldırganı soğukta üşümesin diye taksiye almıştı. Eve gidiyorum, arabayı kapatacağım, arabada arıza var. Hava soğuk diyor, seni aldım diyor. Bizi bu havada sokaktan bırakalım, baksana dışarısı buz kesiyor. Ya lazım insanlara güvenmeyeceksin. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan iki çocuk babasının hayatını kaybettiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bugün abimiz, yarın biz. Yarın öbür gün ne olacağımız belli değil. Biz kimin iyi olup olmadığını bilemeyiz. Taksiciyiz, amma hizmeti yapıyoruz, esnafız. İzmirli taksiciler kentte konvoy yaparak acı olaya tepki gösterdi. Saldırgansa çok geçmeden yakalandı. Oğuz Ergen'in cenazesi Baba Ocağı Nalbant köyüne getirildi ve buradaki törenin ardından toprağa verilecek. Çünkü bu kalleşlik bütün kalleşliklerin ötesinde. Kalleşlik listelerinin zirvesinde yer alacak cinsten. Kalleşliğin de kalleşliği varmış dedirtiyor. Bu kalleş herife sadece adam öldürmekten değil, insanlığa duyulan itimadı sarsmaktan da ceza verilmeli. Şu cümleyi tekrarlayayım. Bu herife sadece adam öldürmekten değil, insanlığa duyulan itimadı sarsmaktan da ceza verilmeli. Hatta İkincisinin cezası daha da ağır olmalı diyor köşesinde Ahmet Hakan. Bakın, Posta Gazetesi'nin manşetinde de bir kan dolduran detay var. Ben sabah açılışta da bahsetmiştim. Katilden şoförün kızına tüyler ürperten sözler. Kızcağız da burada işte. Baban ölecek, ambulansı ara. İzmir'de bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi soğukkanlılıkla öldüren katil Delil Aysal'la ilgili korkunç bir ayrıntı ortaya çıktı. Katil şoförün telefonunu gasp edip son çevrilen numarayı aramış. Şoför can çekişirken de telefonu açan kızı Naz'a baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara demiş. Yani biz bu insanlarla aynı gökyüzü altında yaşıyoruz ya. Yani böyle bir insanla aynı yağmur ikimizi de hepimizi ıslatıyor mesela yağdığı zaman. Yani olacak gibi değil yani. Özellikle sosyal medyada büyük infial var. Siz de mutlaka takip ediyorsunuzdur. İnsanların vicdanı çok başka şeyler söylüyor, bilmiyorum. Efendim, İzmir'de yaşanan korkunç olayın ardından tüm taksi şoförleri ve yakınları elbette tedirgin. Bu cinayet maalesef ilk değil. Son olması için ne yapılmalı? Bence soru bu. Şimdi işte bu sorunun cevaplarından biri de Ankara'daki taksilere, başkentteki taksilere getirilen panik butonu. Güzel. Bu bir zorunluluk üstelik Ankara taksilerinde. Hem yolcunun hem de şoförün güvenliği için şart koşuldu taksilere. Fakat bunu en çok önemsemesi gereken taksiciler olması gerekirken maalesef kimi taksi şoförleri sanki umursamaz bir tavır içinde. Şu habere bir göz atın lütfen. Panik butonu var mı aracınızda? Var. Kendinizi tehlike altında hissettiğinizde panik butonuna basıyor musunuz? Tabii. Ankara'da UKOME kararıyla özellikle taksilerde hem yolcunun hem de şoförün güvenliği için panik butonu, güvenlik kamerası ve araç takip sistemi zorunluluğu geldi. Ama hala birçok takside bu sistem yok. Taksinize panik butonu taktırdınız mı? Yok, taktırmadık. Vallahi biz şoförüz, patronlar ayarlasın. Neden taktırmadınız? Zorunlu hale getirildi Ankara'da biliyorsunuz. Taktırmayı düşünüyoruz. Artan saldırılar, gasp olayları tüm taksi şoförlerini tedirgin etti. Yani bizim can güvenimiz yok, öyle değil. Hal böyle olunca panik butonu, araç takip sistemi ve güvenlik kamerasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu takılacak, onu biz de biliyoruz da mal sahipleri taktırmadı şu anda. Ama takılacak. Hiçbir güvencemiz yok şu arabalarda. Kimin var? Acil bir durumda kaldığımız zaman, panik butona bastığımız zaman tabii ki bizim için daha iyi oluyor. Gaspa karşı, darbe karşı. Peki panik butonu nasıl çalışıyor? İşte bu buton taksilerde şoförün kolay ulaşabileceği bir alana yerleştiriliyor tehlike anında. Taksici butona bastığında emniyet birimlerine bildiri gidiyor ve GPS'ten emniyet birimleri konum belirleyip olay yerine gidiyor. Aynı zamanda
Kamera görüntülerini de tabii ki takip edebildikleri için olay görüntülerini de izleyebiliyorlar. Sadece panik butonu değil, araç içerisinde güvenlik kamera sistemi de olması gerekiyor. Ancak birçok taksi esnafı maliyetlerden dolayı sistemi taktırmayı geciktiriyor. Ne kadar peki maliyeti bu işin? 4000 lira civarlarında diyebiliriz maliyetler. Tabii kamera güvenlik sistemleri vesaire bunlar da devreye girerse maliyetler biraz daha yükselebilir. 30-40 bin liraları bulabilir. Panik butonu ve takip sisteminin taksilere takılması için son tarih ise 30 Haziran 2024. O tarihten sonra sistemin bulunmadığı araçlar muayeneden geçemeyecek. Efendim bu gerçekten önemli haberi Ankara büromuzdan Tuğçe Ünsal yaptı. Kameraman Saadettin Ali Usta ile birlikte. Şimdi 79 gün önce Ankara'da kaybolan Hasan Hüseyin Çelik Müge Anlı'nın programında aranıyordu. Maalesef dün acı haber geldi. Çelik'in son kez görüldüğü MOBESE kameralarındaki iki kişi stüdyoda yayın esnasında gözaltına alındı. Gözaltında bakın ne oldu. Şimdi bu Mert çok önemli. Mert nasıl çıktı ortaya? Yasin anlattı. Kuzeninden olduğunu, Mert'ten olduğunu söyledi. Ama şunu biliyorsun yani ortada bir katakulli var. Hasan Şube Müdürlüğü'ne bağlı kayıp şahıslar büro amirliği ekipleri stüdyomuzdaki Yalçın Ülger'i ve Fatih Ülger'i alacaklar. Aylardır kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı. Hasan Hüseyin Çelik'in cinayete kurban gittiği kesinleşti. Müge abla babamı kim öldürdü Müge abla? Oy ben öyleydim. Onunla aynı araçta olan iki şüpheli stüdyoda gözaltına alındı. Ankara'da yaşayan Hasan Hüseyin Çelik 79 gün önce otomobiliyle beraber ortadan kaybolmuştu. Hasan Hüseyin Çelik'le ilgili şurada gördüm, burada gördüm falan hiçbir şey yok. Bu adamın arabası da Ankara il sınırları dışına çıkmamış. Hasan Bey'den de hiç haber yok. İhbarlar üzerine harekete geçen Müge Anlı, MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerine ulaştı. O görüntülerde Çelik'in otomobilinde Yasin Tıraş ve Yalçın Ülger vardı. İkili stüdyoya geldi, kendilerini savundu. Aracın içinde iki kişi vardı. İşte sen aracın içinde görülen iki kişiden birisin. Şimdi bu araba sizin elinize nasıl geldi? Peki bu adam şimdi nerede? O aracı biz şaşmazla MOBESE'de seni de gördük. Beni ilk kuzenim Fatih aradı. Böyle bir araba olduğunu söyledi. Tanıdığımın olup olmadığını sordu bana. Vesaire diyerekten konuşuldu. Şüpheli ifadeler üzerine polis devreye girdi. Ankara kayıp büro ekipleri Yasin Tıraş ve Yalçın Ülger'i gözaltına aldı. Ardından da itiraf geldi. 79. gününde haber geldi. Gidişat belliydi ama Hasan Hüseyin Çelik'in cinayete kurban gittiği kesinleşti. Cinayet itirafı dün yayınımızda gözaltına alınan Yalçın Ülger'in Hasan Hüseyin Çelik'e ait araçtayken yanında olduğu söylediği Yasin Tıraş'tan geldi. Ve Hasan Hüseyin Çelik'e ait olduğu düşünülen kemikler de Bağlum'da evine 12 kilometre yaklaşık 16 dakika uzaklıkta bulundum. Müge abla babamı kim öldürdü Müge abla? Oy ben öyleydim. Yasin'in söylediğine göre... Yasin'in söylediğine göre Mert öldürmüş. Detaylar ortaya çıktıkça da stüdyo buz kesti. Babanızın telefonu elinde bulunuyor. Silah bulunuyor ve banka kartları. Yine eşinizin banka kartları bulunuyor. Toplamda 600 bin lira para harcamış. Canlı yayında gelen bir ihbarsa herkesi şaşkına çevirdi. Duydu olma göre sadece demiş ki Mert beni sevdiğimi elinden aldı ve onların yanına bunu koymayacağım demiş. Mert Şerife'nin videosunu mu paylaşmış? Evet. Babasını öldürdüğü söylenen Mert'in hesabında Şerife'nin görüntüleri var öyle mi? Evet videosu var, kubili bir videosu var. Nereden tanıyorsun ki beraber o videoyu? Bilmiyorum hocam, ben de bilmiyorum. Ben Mert diye birini de tanımıyorum. İnşallah babanın bu durumunda senin parmağın yoktur. 80'li yıllarda bu ikinci el araç satışlarında kullanılan bir tabir vardı. Doğan görünümlü Şahin. Yani araba Şahin ama Doğan görünümlü filan. O zaman daha herhalde kalifiye bir arabaydı Doğan Şahin'e kıyasla. Şimdiki haberimiz biraz böyle bir Doğan görünümlü Şahin haberi galiba. Ben öyle algıladım. Margarinlerin sağlığa zararlı olduğu konusunda doktorlar hemfikir. Malum son yıllarda bu konuda ciddi bir bilinç de oluştu. Gerçi bizim kuşak ekmeklerin üzerine, beyaz ekmeklerin üzerine sürülen o margarinlerle büyüdük. Üstüne de anamızın
evleri de yaptı. Çilek reçeli falan da sürülürdü. Neyse artık tüketicilerin büyük bölümü tereyağı kullanmaya çalışıyor. Ceplerin izin verdiği ölçüde. Ama bazı firmalar, bazı üreticiler margarinlerin ambalajını ve raftaki markasını tereyağına benzeterek pazarlıyorlar. Neyse Tarım Bakanlığı bu duruma müdahale etti ve margarinlerin tereyağı görselleriyle satışı yasaklandı. Şahin ise Şahin, Doğan'sa Doğan dedi bakanlık. Doğan görünümlü Şahin olmaz. Görselde tereyağı görseli var. Ürün üzerinde de tereyağı lezzeti yazıyor. İçeriğinde tereyağından eser yok. Ambalajında, sloganında, hatta rengi ve kıvamında tereyağını taklit eden margarinlere bakanlıktan yasak geldi. Tereyağı aromalı margarin diyor. Aslında bu tereyağı anlamına gelmiyor. Tereyağı kokusu verilmiş margarin anlamına geliyor. Artık margarinler tereyağı izlenimi veren etiketle satılamayacak. Bence bu çok yerinde ve çok güzel bir uygulama olmuş. Önce nar ekşili soslara, ardından da limon soslarına el atan Tarım Bakanlığı margarinleri tereyağı gibi paketleyenlere de dur dedi. Bir tarafta halis mulis tereyağı, diğer tarafta rengi, kokusu ve kıvamıyla tereyağına çok benzediği vaat edilen margarin var. İşte bu margarinin içinde tereyağından aslında eser yok. İşte bakanlık da bu yüzden piyasada tereyağı efekti verilen bu margarinlerin satışını yasakladı. İçeriğinde tereyağından eser yok. Bakın içeriğinde tereyağı altı suyu tozu yazıyor. Tereyağına dair tek şey tereyağı, suyu, tozu. Evet, dıdısının dıdısı diyebiliriz. Renklendirici ve aroma verici maddelerle yani benzetmeye çalışılmış. Tereyağı zaten eridiği zaman sütünü yukarı veriyor ve margarin çok ağır bir kokusu oluşuyor. Tereyağıya çok benzediği söyleniyor. Ama şimdi pişerken bakıyoruz çok farklı görüntüler. Evet aynen, kesinlikle bunun tereyağıyla bir alakası yok. Margarin ve şu anda patlamaya başladı. İçinde su olduğu için patlıyor şu anda. Tereyağında öyle bir şey yok. Tereyağında öyle bir şey yok. Margarinler uzmanların uzak durulması gereken yiyecekler listesinde en üst sıralarda yer alıyor. Ama bazı firmalar ambalaj ve isim kandırmacasıyla sağlıklı izlenimi vererek pazarlıyordu. Rengi için beta karoten kullanılıyor. Yani bu biraz daha rengini sarıya benzetmek için. Kokusu da dediğimiz gibi tereyağına benzer bir koku ilave ediliyor. Fakat baktığımız zaman margarin. Margarinler doymuş yağlar olarak da kalp damar hastalıkları açısından aslında son derece sağlıksız yağlar. Şimdi böyle bir yağ grubunu alıyoruz. Üzerine bir de tereyağı aromalı markasını koyduğumuzda bu tüketiciyi tamamen yanıltmak oluyor. O bir tereyağı değil. Uzmanlar diyor ki kilogram fiyatı 280 liranın altında olan bir tereyağı şüphelidir. Yani 280 liradan daha ucuzsa aldığınız tereyağı dikkatli olun diyorlar. Peki ne yapmak gerekiyormuş? Ambalajları dikkatli okuyun diyorlar. Etiketi iyi okunmalı, denetlenen güvenilir bir üreticiden alın. Yağ oranına bakın. %80 genellikle en yüksek yağ oranıymış. Bir de sarı mı beyaz mı tartışması var. Çok da detaylandırmayayım da. Sarı da olur, beyaz da olur diyorlar. Özetli söyleyeyim. Yani endüstriyel üretiliyorsa beyaz olur ama geleneksel yöntemlerle sararabilir, sarı olur. İkisi de tereyağıdır. Yeter ki doğru üreticiden, doğru markadan almaya dikkat edin diyorlar. Tereyağı. Bir de zeytinyağı var biliyorsunuz. Her derde deva. Hatta tostların üzerine zeytinyağı süren yerler var abi. Ayvalık mesela, Ayvalık tostu. Her yerde yapılır tost ama Balıkesir, Ayvalık'ta galiba bir başka yapılıyor. Özellikle ekmeğiyle içine konan ürünlerle öne çıkan Ayvalık tostunun tadı uzun yıllardır dillere destan. Altay Altuğ da bir fırsat bularak kameraman Mehmet Şahin'le birlikte abi madem böyle bir önemli bir şey gidip çekelim bakalım neymiş bu Ayvalık tostu diyerek Ayvalık tostu hikayesinin peşine düştü. Ayvalık tostunu mu çekti, Ayvalık tostu yemeğe mi gitti biz çok anlayamadık. İzleyin kararı siz verin. Ayvalık tostu. Balıkesir'in tatil kasabası atmosferindeki Şirin ilçesi Ayvalık'tayız. İşte Ayvalık'la simgeleşmiş bir lezzet. Tost, tost her yerde aynı ancak Ayvalık'ta hem ekmeği hem malzemeleri hem de yapılış şekli bambaşka bu tostun. Nedir Ayvalık tostunun özelliği, neden meşhur? Ayvalık tostunun özelliği sadece ekmeği, maya sıva dışına verdiğimiz kıtır, nohut mayasından tutuluyor ekmeği. 14 tane hamur birleşerek bu hale geliyor. Birleştikten sonra bir yarım saat 45 dakika kadar buhar odasında bekliyor. Buhar odasından bekledikten sonra kabarıyor. Kabardıktan sonra bu şekilde büfelere dağıtılıyor. Ondan sonra da biz bunu
dilimleyerek servis haline getiriyoruz. Mihaliç peynirimizi koyuyoruz. İki çeşit tulum peyniri giriyor bu tostumuzun içine. Biri tuzlu, biri az tuzlu. Özü bu mu? Yani orijinali bu mu? Tabii, bu Sultan Gurumu oldu. Bir tane de %100 hazırlayalım o zaman. Tamam. Bunda neler oluyor? Bunda dana sucuk gene, dana salam, dana sosis. Bir de bu tostumuzun içine biz tulum peynirini tercih ediyoruz. Biraz daha az tuzlu olanı. Bu da %100 diye geçiyor. Ondan sonra bu %100 piştikten sonra garnitürler giriyor. Garnitürler girdikten sonra sosisle zeytinyağında cızbız yapıyoruz. Bu da %100 olmuş oluyor. Zeytinyağı da buranın zeytinyağı. Tabii 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 tabii. Ayvalıklı aslında sembolleşmiş bir lezzet. Evet, aynen öyle. Rus salatası, turşusu, domatesi, ketçabı, mayonezi ve bölgeye has zeytinyağı, işte ekmek son halini, son şeklini aldıktan sonra onlar da ekmeğe dahil ediliyorlar. Ayvalık tostuyla buluşuyorlar. Şimdi tostun iki tarafını da zeytinyağımızla bir güzel yağlıyoruz. Makinemizi kapatıyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Şimdi tostumuzun bir bölgesi hemen hemen pişmeye yakın. Müthiş görünüyor hiç. Evet, aynen, gördüğünüz gibi malzemeler ekmekle beraber içeride pişiyor. Şimdi bu bir ters düz yapacağız tostlarımızı. Domates, turşu, Rus salatası, ketçap, mayonez. Biraz da tuzumuzu ilave ettik mi? Bu ayvalık tostu. Yediniz mi hiç? Çok. Öyle bunu mi? Yedin mi başka bir şey yemeyeceksin. Akşama kadar enerji tutar seni. O kadar. Güzel görünüyor mu? Vallahi iştahım açıldı şimdi. Artık kahvaltı yiyeceğinden çıkmış bu. Çıktı. Öğle yemeği, akşam yemeği. Gece? Kaçanlar. Kaçak yemeği. Şimdi bu müthiş tostun tadına bakacağım ben de. Mehmet, ister misin? Gel. Hop. Gel bir daha. Hayır, sen sonra. Önce iş. Lütfen, önce iş. Buna bir ısırık daha atılır bence. Bir tane daha ısırıyorum. Yoruldun mu? Ben yemek yerken çekmekten yoruldun mu? Tamam, hadi sen de ye. Çünkü gerçekten muhteşem olmuş. Görüldüğü gibi ayvalık tostunu tanıtmaktan ziyade ayvalık tostu yenmeye gidilmiş. Yani onu gösteriyor. Deliller öyle söylüyor. Bu arada Ayvalık'a, Burhaniye'ye, Gömeç'e, efendim Edremit'e selamlar. Hakikaten Kuzey Ege bir başka, çok soğuk yalnız kışın. Ben birkaç gün önce oradaydım ama yine de çok güzel. Ev sahiplerinin kiracılarda aradıkları en önemli kriterlerden biri evlerine iyi bakılması doğal olarak. Fakat evin ne olduğu, kiracıyı evi tahliye etmeden ne halde olduğu pek anlaşılamıyor. Kiracının boşalttığı evi gören kimi ev sahipleri bazen kötü sürprizlerle karşılaşabiliyor. Peki böyle bir durumda ev sahibinin bir hakkı var mı? O alınan ve yıllar içinde kuşa dönen depozito dışında kiracılara yönelik bir yaptırım uygulanabiliyor mu? Ya da kiracılar evleri nasıl teslim etmeli? İşin uzmanlarına bu soruyu sordu arkadaşlarımız. Mahmut Keşan'ın haberi. Kırık mı, dökük mü, yerinde var mı, yok mu? Ev sahibinin kiraya verdiği evinin ne hale geldiğinden haberi bile olmuyor. Ta ki kiracısı daireden çıkana kadar. Kontrat yapılırken ev sahibi evi nasıl teslim ettiğini kontrata madde madde yazmalı, hatta fotoğraflamalı. Mümkünse videosunu çekmeli ki daha sonraki uyuşmazlıklar nasıl verdim ve nasıl aldığımı ispatlayabilsin. Evden taşınacaksınız, eşyalarınızı nakli aracını yüklediniz ve ev tam anlamıyla artık boş hale geldi. Peki ev sahibi kiracıdan evi nasıl teslim alması gerekiyor ve ev teslim edilirken hangi detaylara dikkat ediliyor? Mutfakta ankastreler varsa ankastrelere bakılabilir. Musluklar, lavabo bataryaları, dolaplarda herhangi bir zarar, ziyan tespitinin yapılması gerekiyor. Kapıları kontrol etmek gerekiyor. Kapı kollarında, camlarında bir problem var mı? Anahtarla teslim edildiyse yine mutlaka anahtarla teslim alınması gerekiyor. Parkelere bakmak gerekiyor. Parkelerde herhangi bir zarar, ziyan söz konusu mu? Pencereler. Pencerelerin açılmasında, kapanmasında bir sorun var mı? Camları sağlam mı? Kalorifer peteklerinde herhangi bir kırık vesaire bir şey söz konusu mu? Bunların tamamının kontrol edilmesi gerekiyor.
Kiracı ve ev sahiplerinin kafasına takılan bir diğer mesele ise evin boyası. Çıkan kiracı mı boya yaptırmalı yoksa ev sahibi mi? Burada bir hasar söz konusu. Eğer dairede, duvarlarda bir hasar varsa kiracı daireyi boyatıp teslim etmek durumunda. Ama duvarda herhangi bir çivi çakmamış, duvarlarda herhangi bir hasar oluşmamış, bunu eskime payı olarak kiracı itiraz edebilir, daireyi boyatmıyorum deme hakkına sahiptir. Bununla ilgili de mahkemelerde emsal kararlar mevcut. Kiracılar evi teslim ederken anahtarı teslim tutanağıyla vermesi gerekiyor. Hiçbir anlaşma yapmadan imza altına almazlarsa sonradan çıkacak olan uyuşmazlıklarda hem ev sahibi hem de kiracı zorlanacaktır. Peki mağdur olan ev sahibi kiracıdan hakkını nasıl alacak? Ev sahiplerinin sulh hukuk mahkemelerine başvurup bilirkişi getirip evin mevcut durumunu tespit ettirmesi lazım. Orada verilen zarar mahkeme tarafından netleştikten sonra da tazminat davası açılması lazım. Şirin, hani belki bir gün demiştin ya. Sadece bisiklet süremez. Ya mesela ben o gün geldiğinde, hani seni bekliyor olursam, o gün olduğunda işte, bir şansımız olur mu? Bilmiyorum. Yani olabilir mi? Şirin, yani olabilir. Yani olabilir. Şirin! Ali ama. Şirin. Sevgilim, kimmiş gelen? Eski bir arkadaş. Hemen de sevgili yapmışsın. Yıllardır görüşmüyoruz. Yine senin yüzünden. Tartışmak istemiyorum, git. Ya 8,5 sene görüşmedik ya. Ne bir ses, ne bir soluk, ne bir haber, hiçbir şey. Hayallerim var benim. Senin de bir yolun olsun, hayallerin olsun. Belki bir gün dedin diye nefes aldım ama yaşamadım ben. Seninki sevgi değil, bir takıntı, bir obsesyon. Sen beni kendi istediğin gibi seviyorsun. Benim istediğim gibi değil. Şirin! Hayatımdan kaybolup gideceğim. Hem de öyle bir kaybolacağım ki bir daha beni düşünmek istediğinde aklına bile gelmeyeceğim. Unut beni. Yüzümü unut. Sesimi unut. Hatıralarımızı unut. Unut Ali Yaman. Sen varken herkesi yok sandım. Herkesi biraz sen sandığımda seni sevdiğimi anladım. Yüreği gözlerinde avaz avaz. Herkes duyan, o duymaz. Altan ne yapıyorsun? Sarıldım. Seni seviyorum. Ama ben senin beni yere yolda bırakmayacağını biliyorum. Eğer kendi hatalarını kabul etmezsen bir santim yol alamazsın. İnsanı acıtan hayal kırıklıkları değil, yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır demiş Dostoyevski. Ne zaman patlar. Efendim Rıdvan Demir Yürek ismindeki izleyicimiz az önce kısa bir süre önce paylaştığımız bu tereyağı haberiyle ilgili bir bilgi notu paylaşmış. Abi diyor tereyağının rengi mevsime göre de değişiklik gösterir. Kışın saman ağırlıklı yediği için açık sarı, baharda yeşil ağırlıklı yediği için koyu sarı renk olur. Bunu da belirtebilir misin demiş. Vallahi benim hiç bilgim olmayan bir alan olduğu için ben iletmiş olayım. Elçiye zeval olmaz. 79 özür dilerim 75 yaşında 10 parmağında 10 marifet olan Ahmet Bükenle tanışma vakti. Balıkesir Havran'a gideceğiz. Yine Kuzey Ege taraflarındayız. Bu kez Midilli ailesi göçmeni bir ailenin çocuğu olan Büken ilkokul yıllarında at arabalarının yapıldığı bir atölyede çırak olarak işe başlıyor. Ve o günden bu yana 65 senedir dile kolay yahu 65 senedir o mesleğini icra etmeye, ahşap ustalığı yapmaya devam ediyor. Ahşaplara, kalaslara, hani deyim yerindeyse hayat veriyor. Sanatını konuşturup zanaatini sergiliyor. At arabaları artık çok kalmasa da Ahmet Büken şimdi otellere, organizasyonlara böyle dekoratif at arabası tekerlekleri ve benzeri işler üretiyor. Ve bakın hayatına ilişkin notları Altay Altuğ'a nasıl anlatıyor? Kimin araba yapıyorsun, kimin at yapıyorsun, kimin kuş yapıyor. Adamın arabası kırılır, aman Ahmet bunu bana yaptılar, yolda kaldı. İşçiler tarlada kaldı. Çocukken girdi hayallerini süsleyen atölyenin kapısından içeri. Giriş o giriş. 74 olduk da 75'e giriyoruz. Hala çalışıyorsunuz ama. Çalışıyorum evet. Seviyorum bir de mesleği de seviyorum.
ve insanlara hizmet etmek benim hoşuma gidiyor. Hayatı testere çekmekle, keser vurmakla geçti. Biz hala daha diyoruz böyle sürtüyoruz, vuruyoruz testereyi, çekiyoruz testereyi, vuruyoruz keseri. Saçı, sakalı ağardı, elleri çatladı, yaşlandı. Ama o ne olursa olsun çalışmaktan, üretmekten vazgeçmedi. Görmüyor musun işte Allah'ın odununu adam etmeye çalışıyoruz, adam ediyoruz yani. 75 yaşındaki Ahmet Bükken yıllar önce Midilli'den Balıkesir Havran'a göçen bir ailenin çocuğu. 65 senedir yani tam 10 yaşından bu yana bir elinde çekiç, bir elinde testere, diğerinde gönye. İşte bu atölyelerde ahşaplara, odunlara şekil vermekle, zanaat ve sanat yapmakla geçti hayatım. İlkokula 4. sınıfa geçtiğim zaman başladım, yaz tatiliydi. Kağnılardan başladık. Kağnı, öküz arabaları da saman çekmek, demet çekmek, bozacılar da yaptırıyor, dondurma arabaları yaptık. Şu anda yaptığım at arabasının kasa kısmının yastık deriz biz bunlara. İncelik isteyen bir iş, ustalık isteyen bir iş. İncelik hem dikkat, hem kendini korumak, hem ağacı ziyan etmemek. Bu işte emek var, sabır var. Günlerce, hatta aylarca bile sürebiliyor bir ahşap üzerinde çalışmak. Aylarca sürüyor. Keseceksin, biçeceksin, bir şekilde vereceksin. Kimini teker yapacaksın, kimini yastık yapacaksın, kimini kasa yapacaksın. Sadece ahşap ustası değil, hem inşaat ustası, hem boya ustası, hem de briket duvar ustası. Yani Ahmet amcanın 10 parmağında 10 marifet var. Hiç ayrak durmayı sevmem. Çalışmayı çok seven bir adam. Malayı alırım, ustalık yaparım. Şakülü alırım, duvar da yaparım. Beton da dökerim. Kalıp da çakarım. Eskisi gibi kağnılar, at arabaları pek kalmadı. Ahmet Büken de artık otellere ve özel organizasyonlara dekor amaçlı çalışmalar yapıyor. Döndü artık aksesuara döndü. Modaya döndü. Otellerle. Emek var, bilekçi var, alım tarı var. Meslekten çoluk çocuk büyütmüşüm, okutmuşum. Bu önemli zanaatçımızdan, sanatkarımızdan bir ressama, bir başka sanatkara gideceğiz şimdi. Neslihan Arzu Keteci ile tanışacaksınız. Resim yapıyor Neslihan Hanım ama çalışması biraz farklı. Yani çakıl taşlarını kullanıyor ve hepsini tek tek deyim yerindeyse elden geçiriyor. Daha sonra da bir eser ortaya çıkıyor. Mahmut Keşan canlı yayında Neslihan Arzu Keteci'nin yanında bizi bekliyor. Bakalım bu sanatı nasıl icra ediyormuş Neslihan Hanım? Bize detaylarını anlatacak sevgili Mahmut aracılığıyla. Günaydın. Söz sende Mahmut. Günaydın İbrahim Sade. Şu an Neslihan Arzu Keteci'nin yanındayız. Yaptığı eserler arkamızda ve biz yayın öncesinde biraz inceleme fırsatı bulduk elbette. Gerçekten emek ve sabır gerektiren bir çalışmayı gerçekleştiriyor. Peki nasıl yapıyorlar? Detayları kendisine öğreneceğiz. Çok güzeller ama nasıl yapıyorsunuz? Teşekkür ediyoruz öncelikle. Gerçekten çok büyük bir sabırla ve özveriyle yapılan çalışmalar. Yaklaşık 15 sene önce bir hobi olarak başladığım bu iş kendi işim haline geldi. Çakıl taşıyla, tamamen doğal taşlarla çalışıyoruz. Boyalı taş kesinlikle kullanmıyoruz. Grup çalışmalarımız, atölye çalışmalarımız oluyor. Bir tabloda yaklaşık bir ay gibi bir emek sarf ediyoruz. Taşları teker teker mi yerleştiriyoruz? Teker teker yapıştırıyoruz, teker teker yerleştiriyoruz. Resimdeki derinliğe göre gölgeler veriyoruz taşlarla. Boyalı taş kullanmadığımız için gökyüzü ve deniz yapımında alt zeminin çok iyi boyanmış olması gerekiyor ki aralıklı taş diziminde yansımayı çok rahat bir şekilde görebilelim. Mesela burada baktığımız zaman kadın görselleri var ki evet. Bunlar gerçekten zor yapılacağını düşünüyorum. Yani Leyla tüm detayları da evet Leyla Hanım bir taraftan yapıyor, yanına evet. Geçeceğiz. Çok zahmetli bir iş. Çok yaparken zahmetli. Yoruluyor musunuz? Yorulmuyoruz. Aksine taşın sert dokusunun insana verdiği pozitif enerji bana iyi geliyor. İnanıyorum ki bu işi yapan herkese iyi geliyor. Çünkü tamamen taşın nereye ne şekilde konulacağını bir puzzle parçası gibi düşünerekten öyle düşününce başka hiçbir şeye odaklanmadan sadece yaptığınız resme odaklanıyorsunuz. Dolayısıyla başka bir iş düşünmüyorsunuz.
Şimdi isterseniz Leyla Hanım yanına geçelim. Yayın öncesinde Leyla Hanım başladı. Bir masayı gösterelim Okan. Bakın burada taşlar var. Bunlar kırılacak. Daha sonra doğal taş haline gelecek. Erzurum'dan geldiğini öğrendik. Yine burada bakın bu taş bu hale geldi ve bu tabloda yer alacak. Leyla Hanım da yanımızda. Kolay gelsin diyoruz. Başlamışsınız ama evet. Daha çok yol var. Evet, çok yol var ama sabırla ilmek ilmek işliyoruz ve keyif alıyoruz bu işten. Bizi çok motive ediyor. İlk başlarken açıkçası çok şüphelerimiz ve endişelerimiz vardı ama yaptıkça bu işe çok alıştık ve bize pozitif bir enerji kattığını düşünüyoruz. Bence girdiği ortama da pozitiflik katıyor. Çünkü doğal taş kullanıyorlar. Maalesef. Onu da şöyle gösterelim. Bakın doğal taşlar burada, çakıl taşları. Biraz döktük Neslihan Hanım'ın orta etrafa. Tabii ki zor bir şey dedik. Bakın şu an bir cımbız var ellerinde ve onları teker teker yerleştiriyorlar. Peki bu taşları yaptıktan sonra görenler ne diyor? Öncelikle taşların boya olduğu konusunda bir tereddüt yaşıyorlar. Biz onlara ısrarla taşların boya olmadığını, doğal taş olduklarını belirtiyoruz. Hı hı. Daha sonra bu aşamanın nasıl bir sabır gerektirdiği konusunda bize çok sorular geliyor. Çünkü insanlara hani puzzle'ı yaparsınız daha çabuk biter. Taşla olmayan yerde, gölgede sökme ihtiyacı ya da taşı yerleştiğimiz yerden alma ihtiyacı duyuyoruz. O zaman da tabii sorun yaşanıyor. Bu tablo şu an tramvay. Evet. Taksim'in görsellerinden karlı bir tramvay görseli. Evet. Bunu yapmak ne kadar sürdü? Leyla Hanım yapmış ama detayları sizden alalım. 3 ayda yaptığını biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Leyla bir de daha küçük taşlarla kırarak çalışmayı seven bir arkadaşımız. Daha zor yani. Daha detaycı. Gerçi hepimiz hani küçük taşlarla çalışınca tablodaki bir de uzaktan bakılınca o derinliği görünce küçük taşın ne kadar doğru bir karar olduğunu fark ediyoruz. Şimdi şurada bir detay gördüm, onu gösterelim Okan istersen. Bakın burada bir kuş görseli var. Taşlar ince ince buraya yerleştirilmiş. Evet. Kanadı, sonra tüyleri. Yani her renk farklı bir taş olması gerekiyor değil mi? Mesela burada kahverenginin tüylerin geliş yönleri, tonları. Hepsi çok önemli. Karşıdan baktığınız zaman da bu sefer oradaki taş dizimini fark ediyorsunuz. Hani rastgele bir dizimle tüylerin yönünü aynı şekilde veremeyebilirsiniz ama girintili çıkıntılı dizince ve karşıdan bakınca, tablolarda karşıdan bakınca daha net görünüyor eser. Dolayısıyla çok fark ediliyor. Bakış şimdi açısı. Şunu şöyle gösterelim. Evet. Taşlar üzerinde Leyla Hanım'a bunu verelim. Biraz önce ona başladı ama bunun çalışmasını da yapması gerekiyor. Mesela orada şunu sormak istiyorum. Buyurun. Renkler farklı. Evet. Peki bu mor renk nasıl olacak? Bu moru tamamen gerçekten doğal kiremitlerin kırılmasıyla elde ediyoruz. Yani tamamen moru yakalayamıyoruz ama pembe ve tonlarını yakalıyoruz. Çünkü doğal taş kullandığımız için ve boya olmadığı için. Gökyüzünde mavi tonlarında deniz ve gökyüzünde gri kullanıyoruz. Hı hı. Bu sarı tonlarımızı bulabiliyoruz. Derelerden, Adana'dan özellikle gelen dere taşlarımız var. Yurdun çeşitli illerinden çeşitli dere taşları, deniz taşları getirtebiliyoruz. Antalya'dan, Adana'dan, her yerden taş getirme imkanımız var. Büyükleri tam il geziyor musunuz? Biz gezmiyoruz ama gezen arkadaşlarımız bize bu konuda yardımcı oluyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi taşlar var, doğal taşlar var, çalışma var, emek var, sanat var. Hem Neslihan Hanım hem de Leyla Hanım gerçekten bu işi güzel yaptıklarını söyleyebilirim. İşte onun da görselleri arka tarafımda. Sözü şimdi size bırakalım İbrahim Sadri. Hakikaten çok renkli bir hüner, marifet olduğu aşikar. Teşekkür ediyoruz Mahmut Keşan'a ve elbette bu sanatı icra eden saygıdeğer hanımefendileri. İnsanın böyle kendine alanlar açması, hayatını renklendirecek şeylerle uğraşabilecek, tabii ki konfora sahipse eğer, zaman olarak, ekonomik güç olarak çok değerli. Bu yaşadığımız insanı her taraftan boğan, strese sürükleyen ortamda bu tür şeylerin iyi geldiği kesin. Her yasal hak helal değildir ve olamaz. Asıl olan hakkın helal edilmesi olmalıdır. Böyle bir cümlesi var Alev Alattı'nın, böyle bir cümlesi vardı. O hepimizin Alev hocasıydı, Alev ablasıydı. Benim Cağaloğlu'nda geçen 80'li yılların ikinci yarısındaki bir dönem hayatımda çok da özel bir yere sahipti. Hakikaten beslendiğimiz bir isimdi. Onun kitaplarıyla hem memleket sevdasını daha iyi solurduk hem de kendimizi iyi hissederdik.
Özel bir kadındı hakikaten. Türk düşünce dünyasını aydınlattı ömrü boyunca. Kitaplarıyla, programlarıyla hep yol gösterdi. Bilge yazar Alev Alatlı'yı maalesef dün kaybettik. Şimdi Salih Tuna bugün Sabah gazetesindeki köşe yazısını şu cümleyle bitiriyor. Çok yakın dostlarından biriydi Salih, Alev Alatlı hocanın, biliyorum. Diyor ki Alev Alatlı yazarak bu ülkeye borcunu ödediğini söylemişti. Yazarak bu ülkeye borcumu ödüyorum demiş. Salih Tuna da diyor ki bence Alacaklı gitti. Bence de. Mekanı cennet olsun. Asıl olan hakkın helal edilmesi olmalıdır. Asıl olan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz. Asıl hakkın ne olduğunu anlatmıştı. Son nefesine kadar bildiklerini aktarmak için çalıştı. Ben ciddi Müslüman. Kimseye bırakmam bu konfor alanını. Bilerek, isteyerek, seçimle Türk'üm. Her konuşmasıyla aydınlattı etrafını. Türk düşünce hayatına unutulmaz bir kültürel miras bıraktı. Eserleriyle, düşünceleriyle, kitaplarıyla yol gösteren usta yazar Alev Alatlı 79 yaşında hayatını kaybetti. Dünyayı okumaya çalışan insanlara doğrusu el vermek isterim. Alatlı 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülmüştü. Ama bir ödülden çok daha fazlasıydı onun Türk insanına nasihatleri. Bana gelenleri söylediğim bir şey var. Eğer bir gün yerinizden kalkmadan 30 sayfa yazarsanız yazar olmayı düşünün diye yazabiliyorsanız. Ama yerinizden kalkmadan kalsın. Gerçekten su bile içmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da yakın dostluğu vardı. Acı kaybının ardından Erdoğan da duygularını paylaştı. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden Alev Alatlı hocamıza eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir. Alatlı bir süredir KOAH tedavisi görüyordu. O hayatını kaybetse de fikirleri ve nasihatleri Türk gençlerinin yolunu aydınlatmaya devam edecek. Okumakla inciniz dökülmüyor. Kızınızı sevin. Ya bir bardak çay içeceğinizi birinden veya ne bileyim bir şey, bir kase çekirdek çitleyecek, çitlerken geçirdiğiniz zamanla yapabileceğiniz başka şeyleri hep düşünün. Allah rahmet eylesin. Efendim geride bıraktığımız Perşembe günü de Barış abinin vefat yıl dönümüydü. 1 Şubat 1999'da kaybetmiştik Barış Manço'yu. Geriye büyük şarkılar ve hepimiz için çok güzel anılar kaldı. Hiç kuşkusuz. O büyük şarkılarından biriyle kapatacağız bu sabahı. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle size Alasmardık diyeceğiz. Hoşçakalın. Hatırlarım bugün gibi sessiz geçen son geceyi. Başın öne eğik bir suçlu gibi bana verdiğin hediyeyi. İki küçük kol düğmesi bütün bir aşk hikayesi. İki düğme, iki ayrı kolda bizim gibi ayrı yolda. Akşam olunca sustururum herkesi, her şeyi. Gelir kol düğmelerimin birleşme saati. Usul usul çıkarır koyarım kutuya yan yana. Bitsin bu işkence, kalsınlar bir arada. Heyhat sabah gün ışıldar. Yalnız gece buluşanlar yaşlı gözlerle ayrılırlar. Düğmeler gibi bizim. Hoşçakalın. Sessiz geçen son geceyi. Bütün bir aşk hikayesi. İki düğme, iki ayrı kolda. Bizim gibi
Akşam olunca sustururum herkesi.